Değerli izleyenler, medeniyet mirasına hoş geldiniz. İki haftadır Medine'yi konuşuyoruz. İslam altın çağının oluşumunun temellerini anlamak için bu gerekliydi. Bekir Karlağ hocamla birlikte Medine'yi anlamaya çalışıyoruz. Bugün de Medine'ye devam edeceğiz. Bugüne kadar konuşmadığımız kısımlarını konuşmaya çalışacağız. Bunun için de çok değerli konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Ağarakça hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Allah razı olsun, siz de iyisiniz. Hamdolsun, teşekkür ederiz, şeref verdiniz. Allah razı olsun. Başarılı hocam hoş geldiniz. Eyvallah, hocam. Teşekkür nasılsınız, ediyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz hocam? Çok şükür. Allah iyilik versin. Eyvallah. Hocam iki haftadır Medine'yi konuşuyoruz. Üç haftadır. Üç hafta mı oldu? Üç hafta. Üç hafta. Epey olmuş yani, ben evet, iki hafta evet, aklımda evet. Kalmış, doğru. Şimdi tabii... Yani gerçekten... Medine, medeniyet, Medine ilişkisi, medeniyet konsepti üzerinde evet. Medine'yi evet. Konuşuyoruz. Çünkü Medine'nin anlaşılması, İslam medeniyetinin anlaşılması demek. O yüzden Medine'yi konuşuyoruz. Geçtiğimiz bölümlerde cahiliyeyi konuştuk. Cahiliye döneminin bazı özelliklerini, anlam dünyasını, anlam içeriğini konuştuk. Ve insan, cahiliyede insan neydi? Hazreti Peygamber'in vahiy almaya başladığı andan itibaren İslam'ın insana verdiği değer neydi? Bunu konuştuk. Kadın ve aile konusunu uzun uzun konuştuk. Ben sordum, siz cevap verdiniz. Aynı şekilde muahatı hatırlatalım ki bunları hocam da, özellikle hocama da söylemek istiyorum. Muahatı konuştuk, Medine vesikasını konuştuk. Devlet bağlamında biraz şuraya girdik. Ama ayrıntılı konuşmadık, istişare, şura. Bugün daha ayrıntılı bir şekilde siyaset yapısını ve devleti sizinle konuşmak istiyorum inşallah. Ama bütün devleti bunlardan konuşurken önce, Medine vesikasıyla İngiliz anayasası Magna Carta'yı bir şöyle kısa bir şeylendirelim, değerlendirelim yani. Çünkü hep bütün şey Magna Carta üzerine, dünya sanki onunla başlamış gibi söyleniyor. Evet. Yine o Medine vesikasına çok kısa bir yer ayırırsan tabii ki, tabii. İyi olur. Tamam hocam, ona da yer ayıralım. Çünkü hukuk ve adaleti konuşacağız. Evet. Yani o da var, adalet sistemi. Fakat burada üzerinde ısrarla durmamız gereken, sanki bütün İslam medeniyetinin temel anahtar olgusu olan bir konuyu konuşmamız gerekecek. Ben de onunla başlamak istiyorum. O da ahlak. Yani Medine'de, Medine'nin sosyal yapısında ahlakın yeri, Hazreti Peygamber'in kendisini ahlak ile tanımlaması, gönderilişini ahlak ile tanımlaması söz konusu. Ben şüphesiz güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim hadisi. Bu çerçevede bence önemli. Nitekim Mekke'den itibaren ilk nazil olan ayetlere baktığımızda hep ahlaki konuların itikatla beraber, tevhidle birlikte temel konu olarak ele alındığını, Müslümanları yetiştirmeye çalıştığını, bu çerçevede Müslümanların şahsiyetini oluşturmak için hep güzel ahlaka vurgu yaptığını, bu yönde mesajlar verdiğini görüyoruz ayetlerin. Belli bir hazırlık döneminden sonra da Medine'de toplum yapısında yine ahlakın odak noktası olduğunu görüyoruz. Bu şekilde düşündüğümüz zaman hocam, genel anlamda şöyle bir tanımlama, Medine'yi ahlak temelinde tanımlamak gerekirse neler söylersiniz Bekir hocam? Şimdi tabiatıyla İslam medeniyetinin en önemli konsepti ahlak medeniyeti olmasıdır. Diğer medeniyetler ahlaka zaman zaman yer vermiş olsalar da İslam medeniyeti kadar bütüncül, kapsamlı ve hayatın bütün alanına yayılmış halde kabul eden hemen hemen başka bir medeniyet yoktur. Bu yüzden İslam medeniyeti bir ahlak medeniyetidir. Bu ahlak medeniyeti, bütün İslam medeniyetinin temelleri nasıl Medine'de atıldıysa, bu ahlak medeniyetinin veya ahlakın temelleri de yine Medine'de atılmıştır. Burada öncelikle ilahi vahiy bize bir ahlak bütünü, ahlak mecmuası önermiş, ortaya koymuştur ki kişiyi mesuliyetiyle muhatap hale getirecek irade sahibi bir varlık olarak
kendi davranışlarını, faaliyetlerini, edimlerini belirleyecek bir özellikle tavsif etmiştir. Öncelikle Kur'an-ı Kerim ne diyor Hazreti Peygamber için? Estağfirullah. Ve inneke le ala hulukin azim. Sen muhakkak ki en yüce, en büyük, en değerli bir ahlak, fıtratı, tabiatı üzerinesin. Yani peygamberin temel özelliği nedir? Ahlak sahibi bir fert olmasıdır. Bir birey olmasıdır. Ve peygamber de bunu, Hazreti Peygamber de bunu ne diyor? Sizin de biraz önce vurguladığınız gibi, yine metniyle söyleyeyim. Ahmet Hoca şimdi biraz onları daha detaylı açacaktır. İnnemâ bi'üstü lü'temmime mekârimel ahlak. Evet. Ben ahlakın en iyiliklerini, en güzelliklerini tamamlamak üzere gelmişimdir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber bütün hayatını bir ahlak sistemi üzerine inşa etmiş. Bunu gündelik hayatından, aile hayatından, ashabiyle münasebetlerinden, diğer devletlerle münasebetlerine kadar bütün alanlarda temel bir ahlaki esas üzerine inşa etmiştir. Şimdi bunu, yani ahlakı temel alan bir yapı kurmak önce nereden başlayacaktır? Fertten başlayacaktır. Ferdin ahlaklı davranışını sağlamak için. Şimdi biliyorsunuz ahlak hulk ile alakalıdır. Hulk aynı zamanda yaratılış ve huy demektir. Huy, evet. Alışkanlıklar demektir. Dolayısıyla böyle olduğu için de Hazreti Peygamber kendisi Müslüman ferde örnek olarak yaratıldığı için, yani Kur'an-ı Kerim'in deyişiyle üsve-i hasene üzere olması hasebiyle Müslüman fert de elinden geldiğince peygamberin ahlakıyla ahlaklanmak durumundadır. Peygamber insanla nasıl davranmış? Yetime nasıl davranmış? Zengine nasıl davranmış? Özürlüye nasıl davranmış? Toplumu diğer bireyleriyle ilişkileri nasıl olmuş? Dünya ile ilişkileri nasıl olmuş? Bütün bunların hepsinin temel karakteristik vasfı hepsinin de bir ahlaki öz taşıyor olmasıdır. Bu bakımdan İslam medeniyeti tamamen bir ahlak medeniyetidir. Ben biraz sözü daha uzatmayayım. Şimdi Ahmet Hoca'yı epey zamandır dinleyemedik. Estağfurullah. Onu dinlememiz gerekecek. Sizi dinlemek de bize yok yani. Bu vesile ile zaman zaman paylaşacağız görüşlerimizi. Evet. Ben buraya kadar Medine medeniyetinin temelinin ahlak olduğunu vurgulayarak sözümü tamamlamış olayım. Değerli hocam, söz sizde. Estağfurullah. Şimdi İslam medeniyeti diyoruz, bir makro planda ele aldığımız zaman onun böyle çekirdeğini oluşturan, yani İslam medeniyetinin ilimler kısmını, kurumlar kısmını, ki belki ileride bunlar konuşulacak galiba, büyük bir ihtimalle öyle düşünüyorum. Belki konuştunuz da. Ama bunun çekirdeğini, bir mikro yönünü oluşturan hulktur Bekir abinin söylediği. Evet. Yani davranış biçimi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerek Mekke'de Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde ashabını, arkadaşlarını eğitirken bireylerin davranış biçimleri üzerinde durmuştur. Ve bu bireylerin davranış biçimleri, bu güzel davranış biçimleri zaman içerisinde o medeniyetin o makro planını oluşturmuştur. Çünkü güzel huy olmadan, ahlak olmadan, İyi bir davranış biçimi olmadan ilmin de gelişmesi mümkün değildir. Hatta iyi bir insan da olunamaz. Aynen, gayet tabii ki. İyi bir insan olunamaz. Tabii. İyi bir insan olmadan iyi bir medeniyet kuramazsınız. İşte önce Resulullah insanı bina ediyor. Evet, evet. Yani Resulullah'ın bina ettiği ferttir. Ferdin davranışlarını bina ediyor, onları öğretiyor. Her türlü yönüyle, yardımlaşmadan tutun, cömertliğe kadar,
insanlarla olan ilişkiler, infak, yardımlaşma, sosyal dayanışma ve bunun yanında da toplumu oluşturan bütün değerleri koruma anlayışı. Hocam şunu biraz üzerinde duralım, felsefi olarak da duralım. Yani nasıl bir şey ki bu? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de pek çok konuyu ele alan ayetle, hayatın bütününü daha doğrusu, evet, bütününe dair ayetler, evet, var. Evet. Temel olarak tabii. Şimdi fakat Peygamberimiz bir taraftan insanları imanla, tevhid inancıyla mücehhez kılmaya çalışırken, hatta bu uğurda pek çok işkenceye maruz kalırken, aynı zamanda eş zamanlı olarak daha başında ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Şimdi bunun bence biraz bunu tam anlayamıyoruz gibi hocam, anlaşılmıyor gibi geliyor bana. Yani ahlak nasıl bir şey bu hocam? Yani ölüm kalım mücadelesi var tabiri caizse, eziyet ediyorlar. Sen yeni bir inanç getirdin, bizim hayatımızı değiştirmeye kalkıyorsun, ailelerimizde problemler başladı. Ama bu insan en güvenilir insan toplumda, Emin Muhammed, Muhammedül Emin. Ve ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyor. Bütün her şeye emanet bilinciyle bakıyor. Hiç kimsenin malına göz dikmiyor. Müthiş bir hak anlayışı var. Yani herkes de onun düşmanları bile öyle bakıyor. Bu manada ben güzel ahlakı tamamlamak üzere, siz güzel ifade ettiğiniz bireyleri bu şekilde yetiştirmek İnsan gerçekten. İnsan inşa edilir. Evet. Nasıl bunu temellendireceğiz? Sayın hocam, öncelikle Hazreti Peygamber وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَدِرْ. Söyledikleri Cenab-ı Allah'ın ona öğrettikleridir. Ve insanı asıl oluşturan faktörler vahyin şekillendirme biçimidir. Evet. O vahyin şekillendirme biçimine baktığımız zaman öncelikle zaman zaman bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim insanın yapısını anlatıyor, tarif ediyor ve Resulullah da bunun şu taraflarının inşa edilmesini istiyor. Mesela وَنَفْسِنْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Yani insan nefsinin bir fucur tarafı var, bir de takva tarafı vardır. İnsanoğlu yapısı itibariyle kötülüğe meyyaldir, günah işlemeye meyyal, ama öbür taraftan imanı onu frenliyor ve takvaya yönetiyor. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, şimdi o insanın cahiliye dönemindeki fucur kısmını, işte ahlaksızlık, hırsızlık, adam öldürme, cinayet, zina, her türlü yanlışlığın irtikabını onlara anlattığı gibi bu cahiliyet toplumunu bir İslam toplumuna dönüştürürken takvaya yönlendirmek, evet, güzel ahlaka yönlendirmek. Ve burada hani güzel ahlak dediğimiz zaman sadece böyle hani basit günlük davranışlardan tutun devlet yönetimine kadar, en üst düzeydeki bürokratik işlemlerin ileride diyelim, evet, yapılacağı dönemde nasıl davranacaklarına dair. Aslında yani hayatın kendisi değil mi hocam ahlak? Gayet tabii ahlak ki. Değil mi hocam? Sosyal hayatın normlarını oluşturan temel şey, salih amelle de ilişkilendirmek gerekir mi acaba? Şöyle bir şey izninizle. Ahlak insanın kendisiyle tutarlılığıdır. Evet. Çelişkiye düşmemesidir. Evet. Yani inandığın değerlerle yaşadığın hayat arasındaki bağlantıyı birbirini nakz edecek şekilde kullanmamak. Bunun için de ahlakın temel vasfı insana bir şahsiyet kazandırıyor, bir kişilik kazandırıyor. Çünkü özgüven getiriyor. Neden? Kendimle çelişkili değilim. Böyle düşünüyorum, böyle anlıyorum, böyle yaşıyorum. Davranışım da bu. Zengine de aynı şeyi yapıyorum, fakire de. Evet. Muhtaca da aynı şeyi yapıyorum. En yüksek makamdaki zata da aynı şeyi yapıyorum dediğin zaman bu kendinle bir bütünlük, bir tutarlılık içerisine giriyorsun. Bu da size ne veriyor? Bir özgüven veriyor. Özgüveni sahibi insanlar medeniyet inşa edebiliyorlar. Evet. Özgüveniniz yoksa bilimde kuramıyorsunuz, cemiyette kuramıyorsunuz, toplumu devletiniz de yeterli olmuyor. Evet. Kurduğunuz devletin temelleri de çürük oluyor. Çünkü A şahsına karşı iyi davranıyorsunuz, B şahsına karşı kötü davranıyorsunuz. Neden diye sorulduğu zaman hiç de izah etmiyorsunuz. Onu seviyorum, onu sevmiyorum diyorsunuz. İzahı da yok. Şimdi dolayısıyla ahlak medeniyeti olması, Ahmet Bey'in vurguladığı önemli bir nokta var. Bunu işin çok daha
ahlaki olan bir tarafı var. O da peygamber kendine mal etmiyor. Evet. Bunu ben yapıyorum demiyor. Benim bildiğim bu böyledir demiyor. Biz şimdi hep böyle deriz. Benim kanaatime göre, benim bildiğime göre. O diyor ki vahiy böyle diyor. Evet. Yani, edde beni Rabbi diyor. Ha, edde beni Rabbi. Rabbim fehasene beni, tedibi. Evet, evet. Evet. Benim Rabbim beni en güzel şekilde tedip etti. Evet. Bana edep öğretti. Evet. Ve evet. O da işte bu da vahiyin öğretmesi. Yani bu zaten diğer medeniyetlerle kıyaslanamaz derken üzerinde durduğum nokta buydu. Ortada bir vahiy var. Ve bu vahiy öteki dinlerde olduğu gibi peygamberin şahsına indirgenmiyor. Peygamber orada bir vahyin alıcısı ve aktarıcısı olarak karşımıza geliyor. Dolayısıyla eğer peygamber kendine mal etmiş olsaydı, terbiye budur, ahlak budur, insanlarla böyle yapacaksın, böyle yapacaksın diyerek kendi söylüyor olsaydı, insanlar bir müddet sonra peygamberi ne yapacaklardı? İlahlaştıracaklardı. Onun her söylediğinin mükemmel olduğunu düşüneceklerdi. Onun için peygamber kendine mal etmiyor. Bu çok önemli bir husus. İslam dininin de temel umdelerinden birisi bu. Peygamber bizim gibi bir beşer. Evet. Ama müstesna bir beşer. Bu bakımdan yani vahyin rehberliği burada bu mükemmel ahlak sistemini inşada vahyin rehberliği burada. Mesela bir Yunan düşüncesinde de ahlak var. Etik. Etik dediğimiz. Hı hı. Ama burada bir vahyin kazandırdığı mükemmellik yok. Tamamen insanın kendi arzuları, duyguları, düşünceleri doğrultusunda ürettiği bir mükemmellik ülkeler, algısı evet. var. Modern dünyada da böyle. Modern ahlak teorileri de zaten diyorlar ya, Alplerin bu tarafında ahlak olan, öbür tarafında ahlaksızlıktır diyorlar. Yani ahlak değişkendir diyorlar. Hmm. Halbuki toplama bizim medeniyetimizde ahlak değişken değil. Ahlak bir temel unsur. Değişken olan şartlar değişiyor. Evet. Değişen şartlara biz onu vahiyden aldığımız ilhamla, peygamberin üsve-i hasene olarak güzel örnekliğiyle bunu sağlıyoruz. Evet hocam. Yani genellikle hocam, yani bir Hazreti Peygamber'in o insan tipini inşa ederken bu öğrettiklerine bakıyoruz. Gıybetten uzak durulması, nemimeden uzak durulması, insanlarla alay etmekten hocam, bir uzak dakika. Durulması. Hocam şu gıybeti geçmeyelim hocam. Evet. Hocam biraz üzerinde durun bence. Biraz evet. Şeyin konunun bir böyle genelle, çok fazla fazla bir vaaza dönüşmesini de istemiyorum. Yok, ama o olmasın ama. Evet, şöyle ki tabii toplumu ayakta tutan ilkeler vardır. Hah. Yani bir sosyal yapıya baktığımız zaman, hı-hı, bu sosyal yapının insicamı, birbirleriyle ilişkisi, bir aralarındaki sevgi, saygı, muhabbet neyle oluşur? İşte bu ilkelerin yaşanmasıyla olur. Ben sizin arkanızdan konuşmadığım müddetçe burada olmayan bir kimse hakkında onun hoşuna gitmeyecek şeyler söylemediğim takdirde benim kalbimden onun kalbine giden bir elektriklenme olur ve birbirimize karşı sevgi evet. kuvvetlenir. Bu da bütün topluma yayılması halinde ise toplumdan gıybeti kaldırın. Gerçekten mükemmel bir kardeşlik unsurları üzerine bina edilmiş bir toplum görürsünüz. Kendisi için istediğini karşındaki için isteyen bir toplum düşünün. Hiçbir zaman Müslümanın tarifi değil mi hocam bu? Evet, yani tabii. Evet. Yani Müslüman kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe iyi bir imana, sağlam bir imana kavuşmuş olamaz. Evet. Şimdi bu ilke ne yapıyor? İnsanlar arasındaki insicamı ve toplumu ayakta tutmaya yarıyor. Hatta ben fi tarihinde öğrenciyken bir şey okumuştum. Bir batılı sosyoloji alimi bu hadisi okuduğu zaman la yu'minu ahadukum hadisini evet. okuduğu zaman diyor ki bir toplumu ayakta tutmak için bu söz yeterlidir. İnsan kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe tam bir mümin olamaz. Şimdi ve benzeri bunlarla ilgili yüzlerce binlerce belki ayet ve hadis evet. sıralamamız mümkündür. Bunlara baktığımız zaman bunu sağlamak da çok zor. Ha. Evet. Yani gıybet etmeye diyoruz. Gıybet evet. kaldıralım. Kolay bir şey değil. Değil tabii. Öyle evet. bir şey ki bir an gelir. Evet. Bazen hak tarafından görünerek gıybet etmeye girişirsiniz. Bazen nahak taraftan girerek gıybet etmeye. Yani evet, insan yani tabiatı hulikal insanu helu'an. Evet. Yani aynen. insan evet, tabiatında aynen, bu var. Bu tabiatı evet. ne yapmak lazım?
törpülemek lazım. Eğitim, terbiye. Bunu yani dengeli evet. bir hale getirmek lazım. İşte bunun ayet için, kendi içinde evet. insanı eğitiyor. Evet. İşte hatırımdaydı. Hulika l-insanu halu'an. Ama ondan sonra fe ize messehu şerru kâne cezu'an. Şimdi burada genel olarak Cenab-ı Allah insanı tarif ediyor. Demin okuduğumuz ve nefsin ve ma sawaha fe elhamaha fucura ayetinde de öyle. İnsana tarif ediyor. Bak sen böylesin diyor. Ama şu tarafı şöyle davranırsan iyi bir insan olursun, iyi bir mümin olursun, topluma faydalı bir insan olursun. Toplum seninle birlikte artan bireylerden oluşan sağlam bir toplum olur. Ama öbür taraftan kötülüğe meyledersen, her türlü ahlaksızlığı irtikap edersen, yanlışlıklara düşersen, hırsızlık, zina, bilmem işte adam öldürme, irtikap, rüşvet, yolsuzluk, haksızca kazanç vesaire. Bunlara yöneldiğin zaman ise toplum çöker. Evet. Adalet ortadan kalktığı zaman toplum çöker. Ve dolayısıyla Allah insana güzel davranışlarını emrederken bunu da karşılıksız bırakmıyor. Diyor ki olarak da bunun karşılığı ölümden sonra güzel bir hayattır. Yeni başlayacak ikinci hayat ölüm değildir, yok oluş değildir. Çünkü ölümle birlikte bir hayat safhası, yeni bir hayat safhası başlayacak. İşte o hayat safhasında da eğer dünya hayatında iyi davranırsan, toplumu iyi bina edersen ahirette de sana cennet vardır. Dünyada da medeniyet ve iyi toplum. İşte Medine'de bu yapılıyor yani? Değil mi? Yani Medine'de evet, gerçekleşmiş işte olan şey bu. Evet. Yani o cahil, bilgisiz, daha evvel cahiliye döneminden devraldığımız o geleneksel toplum yapısını bu değerler üzerine inşa ederek bir evrensel medeniyetin temelleri burada böylece kuruluyor. Yani gece gündüz içkiden başka bir şey bilmeyen bir Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer sonradan dünyanın en adil yöneticisi durumuna geliyor. Evet. Neyle? Vahyin yoğurulmasıyla. Vahyi onu yoğuruyor ki Hazreti Ömer malum vahiyle karşı karşıya kaldığı andan itibaren düşünmeye başlıyor. Zaten insanoğlu düşünmeye başlayıp kalbini de harekete evet. geçirdiği zaman iman eder. Ve Hazreti Ömer'in o her gün gidip sarhoş olmak için orada içki içtiği meyhaneden çıkıp ve insanları dövüp hırpaladığı evet. yaptığı bir insan birdenbire herkesi hırpalıyor. Herkesi evet. dövüyor ama evet. bunun yanında sonradan ağlamasından dolayı şurada iz bırakan son derece yufka bir Ömer oluşuyor. Şimdi bu Resulullah işte böyle yapmıştır. O cahiliye insanını alıp mükemmel bir sahabi haline getirmiştir. İşte Medine toplumu Asr-ı Saadet de herhalde buradan geliyor değil mi hocam? Asr-ı Saadet ismi. Kuluk çağı. Aslında bence evet. işte o dünyadaki Müslümanların kurduğu sistemin, toplumsal sistemin adı yani. Evet. Burada model, tabii model, bir şey yani. Var. Asr-ı Saadet'i oluşturan iki unsur. Birisi vahiy, birisi sünnet, peygamber. Evet. Bu ikisi saadet asrını sağlıyor. Evet. Şimdi bunlar kesildiği an bir asr-ı saadet telakkisi bütüncül manada kalmıyor. Ancak belirli manada. Onun için biz İslam altın çağı diyoruz. Evet. İslam asr-ı saadeti diyemiyoruz ondan sonrası evet. için. Asr-ı saadet bir tek peygamberin ama orada model olarak kalıyor hayatta bulunduğu ve halifelerin devri asr-ı saadeti temsil ediyor. Ondan sonra beşeriyet asrı artık hataları da var, sevapları da var, güzellikleri de var, eksiklikleri de var. Var ama esas asr-ı saadet vahiy ve peygamberin sünneti. Onun için bizim bu iki nokta üzerine yoğunlaşmamız lazım. Belki ne dersiniz Ahmet Bey? Bütüncül manada bir asr-ı saadet kurmamız mümkün değil ama bölgesel, yöresel ve bireysel manada bireysel. Bir asr-ı saadeti evet. yaşama imkanımız vardır. Yani o devrin şartlarını göz önünde bulundurup o devrin şartları içerisinde yaşadığımız zaman doğrudan doğruya yine bir asr-ı saadeti yaşamış oluruz. Asr-ı saadeti de tarihte kalmış bir dönem olarak da böylece algılamamak lazım. Yani ütopik bir şey değil ütopik bir defa. Bir yani. Şey öyle değil. Bir dönem değil, değil. Öyle bir toplum yani. Değil. Hocam şeye baktığımız zaman mesela bir çocuğu ele aldığımız zaman çocuğu çevre yanlışlıklara doğru sürüklemedikçe İslam fıtratı üzerinde kalıp da Kur'an ile haşir neşir olduğu zaman inanın gıybetten uzak durur,
Başkasıyla alay etmekten uzak durur. Yanlışlıkları yapmaz, hırsızlık yapmaz, tembellik etmez, cimrilik etmez. Her zaman cömerttir ama topluma karıştıkça bazı yanlışlıkları şekillendiriyor. Şekillendiriyor. Ama bireysel mi? Bu söylediğiniz çok önemli. Ben de bunu biraz açalım. Evet. Yani asr-ı saadeti bireysel manada tekrar yeniden inşa etmek mümkün mü? Mümkündür. Ömer İbni Abdülaziz, İslam toplumu yeniden inşa ediyor. Yani yeni bir toplum ortaya çıkarıyor. Ve onun 2,5 yıllık bir yönetimi döneminde dünya adaletle imtelaatil ardu bi adlike ya Umar diye deriyorlar ya ona. Senin adaletinle yeryüzü, senin yaptığın uygulamalarla yeryüzü adaletle doldu. Evet. Şimdi bu kaldı ki bu şöyle de diyebilir miyiz? Yani İslam medeniyetinin belirli dönemlerinde, kısa vadelerde de olsa, belki uzun vade de olur, bu şey yaşanmaya çalışılmıştır. Yaşanmaya çalışılmıştır. Hayır, onun için biz asr-ı saadeti bir prototip, bir model olarak almak durumundayız. Evet. Ve o asr-ı saadette yaşanan şeyleri önce ahlaki olarak kendimizde yaşamalıyız. Aynen. Sonra çevremizde onu inşa etmeye çalışmalıyız. Sonra böyle bir topluluk oluşturmaya çalışmalıyız. Böyle bir topluluğu oluşturabilirsek, burada başarılı olursak asr-ı saadeti yeniden hayata geçirmiş oluyoruz. Ama bu bütüncül manada, yani vahiy ve peygamberin desteğindeki bir asr-ı saadet değil, artık parsiyel, parça ve bir bölüm halinde asr-ı saadet olarak. Bunun için söylüyoruz, şunun için. Ya asr-ı saadet geçmişte kaldı. Hep asr-ı saadet diyorsunuz. Zaten 1400 sene oldu, bitti. Şimdi ne olacak deme şeyimiz yok. Evet. Yani lüksümüz yok. Bugün de yaşayabiliriz. Yani. Her devirde asr-ı saadeti yaşayan insanlar vardır ve olacaktır. Bu ahlakı benimsemiş, bunu yaşayan, gerçekten hayatında mümkün mertebe yanlışlıklardan uzak duran birey vardır. Ve bu bireyleri çoğaltmak esastır. Yönetimde de aynı şeyi görebiliyoruz. Malumunuz 4 halife devrinden sonra Ömer bin Abdülaziz ihya etmiş. Arkasından Abbasilerde El Mehdi bunu tekrar yeniden inşa etmiş. Endülüs'e geçiyoruz. İkinci Hakem. Hişam bunu, Hakem bunu inşa etmiş. Evet. Üçüncü Abdurrahman bunu inşa edebilmiştir. Evet. Osmanlı'da bir sürü örnek verebiliriz bu noktada. Esas olan demek ki... Yani Osman Gazi ile başlayan, Osman Gazi'nin kendisi burada tipik bir örnek yani. Evet ve ondan sonrakiler yani... Evet, Fatih de olsun. Kanuni'ye kadarın her birisi bir mükemmel bir numune-i imtisaldir yani. Evet. Şimdi şeye baktığımız zaman Sayın Hocam, ferdi yeniden oluşturan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'de bambaşka bir toplum ortaya çıkarıyor. Hmm. Dayanışan bir toplum. Sosyal adaleti sağlayan bir toplum. Komşusu açken kendisi yatmayan, komşusunun o açlığını gidermeye çalışan bir toplum. Bunun yanında Hazreti Peygamber'e yani yönetime bağlı itaat eden bir toplum. Asla ve kat'a başkasına haksızlığı hiçbir zaman hatırından geçirmeyen bir toplum anlayışı. Ve bunları arka arkaya sıraladığımız zaman düşünün. Yani yalan söylemeyi haram kabul eden bir anlayış ile yaşayan bireyler birbirlerine karşı dürüst olurlar. İşte evrensel medeniyet bu. Evet. Evrensel uygarlık böylece kuruluyor. Yani bunların hepsi aslında medeniyetin birer temelleri. Şimdi tarihte gördüğümüz pek çok medeniyet var. Ama bunların hepsinin içinde yer alan medeniyetin sayısı yok denecek kadar az veya biz bilmiyoruz. O zamanki şartlarda bize gelen bilgiler yeterli değil. Bu bakımdan Medine bir medeniyet hamurunun yoğrulduğu, şekillendiği, temellerin atıldığı, nüvesinin teşkil edildiği bir mekan, bir yer. Bu bakımdan da Medine ile medeniyet arasında daha sonra Müslümanların bağlantı kurmuş olması da aslında bunu ifade ediyor. Çünkü aynı kökten geldiği kabul ediliyor. Dolayısıyla medeniyetle Medine arasındaki bu bağlantıyı tesis etmedikçe yeni bir medeniyet inşa etmemiz de mümkün değil. Yani şöyle diyebiliriz, o cahiliye dönemindeki bedevi insan tipini Hazreti Peygamber sahabi insan tipine dönüştürüyor. Evet, evet. Yani demek ki bu olabiliyor. Bu da vahiy ile haşir neşir olmaya bağlı. İnsanoğlu Kur'an ile Hazreti Peygamber'in o Kur'an'ı izah eden sünnetiyle
haşir neşir oldukça iyi bir insan tipi ortaya çıkar. Ve bu kötülüklerden uzak duran, hakkı, iyiliği, güzelliği insanlara anlatmaya gayret eden ve bu güzel ilkeleri toplumda yaymaya çalışan bir insan tipi. Evet. İşte Aslı Saadet'in yetiştirdiği insan modeli budur. Evet, evet, evet. Burada biraz hak kavramı üzerinde durmak gerekir bence. Şimdi Hazreti Peygamber'in kızım Fatıma bile olsa, siz evrensel dediniz ya hocam, o aklıma geldi. Hukuku uygularım. Yani cezaysa ceza, ne gerekiyorsa bunu yaparım dediği şey nedir hocam? Bu nasıl bir şey bu? Yani gerçekten işte o güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildi mi, zirve noktada kendisi uyguluyor. Evet. Bu nasıl bir duygu? Bu nasıl kendini gerçekleştirme ve toplum olarak sonra bu benimseniyor hakikaten? Ve bunu hemen hemen her alanda da gösteriyor. Yani sadece lafta söyleyip kalmıyor Hazreti Peygamber. Evet. Birisi iki kişi arasındaki bir konu olduğu zaman hemen müdahale edip onu çözerken de bunu görüyoruz. Yani hak bir kere temel ilke. Zaten İslam medeniyetinde üç farklı hak telakkisi var. Hukukullah, Allah'ın hakkı. Hukukul ibad, kulların hakkı. Üçüncüsü birden gitti aklımdan. Şimdi hukukullah'a ve hukukul ibada riayet etmeden medeniyet olmaz. Ama şimdi genellikle medeniyette hak güçlüden yana. Kimin gücü varsa, kimin parası varsa, kimin imkanı varsa o haklı gibi görünür ve herkes de onu haklı diye alkışlar, alkış tutar. Halbuki Resulullah bunu tamamen ortadan kaldırıyor ve bir zenci de olsa, kulağı kesik bir zenci de olsa o zencinin hukukunu korumak Müslümanın üzerine vaciptir, Müslümanın görevidir diyerek ortaya koyuyor. Şimdi bunları o kadar geniş ki siyer kitaplarında bunların detayları, ahlak kitaplarında bunların detayları anlatılmaktadır. Şimdi dolayısıyla bizim İslam medeniyetinde öncelikle Allah'ın hakları dediğimiz haklara riayet etmemiz lazım. Allah'ın hakları evvela bir kul olarak Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkı nedir? Bir ibadet. Yani bir defa şirk koşmamak önce. Şirk koşmayacaksınız. Birinci temel şey. Ona ibadet edeceksiniz, onun emrine itaat edeceksiniz, onun buyruklarını yerine getireceksiniz. Yalnız oradan isteyeceksiniz. İsteyeceksiniz, evet. Evet, o da bir hukukullah'a giriyor. Fakat hukukullah'ın özelliği var. Onun af yetkisi Allah'a ait. Yani birisi o hukukullah'a riayet etmedi diyelim. Yani namazın eksik kıldı, niyazında eksiklik var, diğer şeylerinde eksiklikler var. O tevbe ederse Allah onu kabul eder. Allah onun yani o hukukullahı affetme, ortadan kaldırma Cenab-ı Hakk'a mahsus. Ama hukukul ibada gelince yine böyle bir medeniyet düşün ki kulların hakkına geldiği zaman onun hak sahibinden başka kimsenin onu affetme hakkı yok. Bir katili ancak o katledilenin ailesi affederse affedilebilir. Şimdi modern dünyada 20 senede 30 senede bir af çıkarılıyor. Ve bu çağdaş uygarlığın en önemli sorunlarından birisi. Buna da çok temas edilmiyor. Yani insanları yıllarca hapishanede besliyorsunuz, ayakta tutuyorsunuz, durduruyorsunuz. Şimdi o bir anda heyecanına kapılıyor, birisini öldürüyor. Siz ise onu orada tutuyorsunuz. Şimdi dünyada 5-6 ülke dışında idam kalktı. İdam kalktı. Şimdi böyle olduğu için hukukul ibadı ancak kul affedebilir. Birisinin parasını çaldık veya haksız yere birinin malına el koyduk veya onun önüne geçtik veya onun hakkını gizledik. Bunu ancak o affederse affedilebilir. Evet. Şimdi böyle bir medeniyet için bu ne kadar önemli değil mi? Yani toplumu böyle bir sistem üzerine inşa ettiğiniz zaman kimse ötekinin hakkına göz dikme, hakkına riayetsizlik etme gereğini de duymaz. Hatta bunun sorumluluğunun içerisinde ezilir gider. Dolayısıyla yol kesme yok, hırsızlık yok,
Evet. Soygun yok, adam öldürme yok. Şimdi bunlara baktığımız zaman mesela özellikle Amerika'nın ilk kurulduğu yıllarda gangsterlik şey üzerine kurulmuştu. Ama İslam toplumuna baktığınız zaman ise sevecenlik, kardeşlik, birbirlerinin hukukuna riayet etme anlayışı üzerine kurulmuştur. Eşitlik. Adam kayırma mesela, adam gayet kayırma yok. Yani. Irk anlayışı. Ehliyet de çok önemli. Hazreti Peygamber'in meşhur hadisidir. İza vüssidel emru ila gayri ehliyi fentazirussa. Ayet de var. Ehli olmayanlara bir görev verildiği zaman kıyameti bekleyin. Evet. Yani ehliyet çok önemli. Ehil olmak, olmayanların bir göreve getirilmesi bir hak yinedir. Bir kul hakkına tecavüzdür. Bütün çünkü öbür haklı olan yıllarını emek vermiş, çürütmüş, onun için çalışan adamı bir kenara bırakıyorsunuz. Daha dün gelmiş, yeni yetişme bir adamı bir yere getiriyorsunuz. Bu toplumun dengesini de bozan bir şey. Bu, toplumun dengesini medeniyeti yıkan temeller bunlar. Bunlar medeniyeti içten çürüten. Ahlak medeniyeti değişimizin sebebi bu. Ahlak medeniyeti eğer bulunmazsa, yani ahlak ölçüleri geçerli olmazsa, yavaş yavaş toplum içeriden çürümeye başlar. Birer birer yıkılır ki zaten medeniyetlerin yıkılışında da daha evvel yükselişini ve yıkılışını konuşmuştuk. Orada da iç çürümesi, ağacın içten çürümesi gibi toplumun içten çürümesi en önemli unsur oluyor. Birçok medeniyette bu temel unsur yani ahlak. Yıkılışın temel sebebi. Hazreti Peygamber'in toplumu ayakta tutan en önemli getirdiği ilkelerden bir tanesi de çok farklı ırklara mensup insanları bir arada tutmuş olmasıdır. Zencisini de, Farisisini de, Rum kökenli olanı da, Arap olanı da, değişik ırklara mensup olanın hepsini Medine'de bir potada eritmiş olması. Ayrıca kölelikten gelme birisiyle fakir olan birisi ve en üst düzeydeki kabile reisi olan kişi. O Arap şeyleri bir türlü tahammül edemiyorlardı biliyorsun. Yani başta, ya ben onunla beraber mi olacağım? Evet, o ne ki köle diyor. Diyordu. Yani ben onunla aynı safta mı namaza duracağım? Namaza duracağım diyordu. Evet. Şimdi bu anlayışı Hazreti Peygamber kaldırıyor ve Efendimiz olan Ebu Bekir, Efendimiz olan Bilal'ı azat etmiştir diye ikisini de efendi sözü kullanılıyor. Evet. Yani bu son derece önemli. Bu yani, zaten medeniyeti yükselten en önemli unsurlardan birisi de bu. Bütün insanlara o gözle bakılması, mümin gözüyle bakılması. Evet. Herkes mümindir. Hani bütün müminler kardeştir. İnnemel müminune ihvatun ayeti ve özellikle hatta bütün Hucurat suresini ele aldığımız zaman müthiş bir ahlaki ilkeler ortaya çıkıyor. İnsanların birbirleriyle alay etmesinin yasaklanması, gıybetin yasaklanması, ırkçılığın yasaklanması. O Hucurat suresinde arka arkaya böyle sıralana gidiyor. Çok temel bir şey bence. İki kitle birbirleriyle kavga ettiği zaman adaletle aralarının bulunması, insanların peygambere karşı, büyüye karşı hitap ederken nasıl davranılması gerektiğini, hangi ses tonuyla konuşulması gerektiğini varınca. Toplumsal hayatın bütün esasları var orada aslında. Yani işte. Ahlak temelinde. Medeniyet aslında. Yani medeniyet Medine'yi bize anlatıyor aslında Hucurat suresi. Yani o cahiliye toplumunu... Evet. Bedevi toplumu, kaba, sert, haşim insan tipini mümin, mütevazi, muttaki, ahlaklı bir insan tipine dönüştürmüştür ki toplum hocam bununla şimdi, ortaya çıkmıştır. Şimdi dün, özür dilerim. Estağfurullah. Dün Hamilton Gibbon, İslam Medeniyeti Tarihi diye makalelerden oluşan bir kitabı var. Evet. Hamilton Gibbon. İngiltere'nin yetiştirdiği en büyük oryantalistlerden, Türkologlardan, şeylerden birisi. Tabii ki Müslüman değil. Şimdi o da diyor ki Medine'deki Hazreti Peygamber'in yaptığı en önemli şeylerden birisi müminler kardeştir ilkesidir. Bu kardeşlik ilkesi o kadar önemli ki diyor. Diğer dinler bunu başaramadı diyor. Bu kardeşlik ilkesini başaramadı. Diğer dinler bu aradaki farkları yumuşattılar, azalttılar, asgariye indiler ama yok edemediler diyor. Halbuki Hazreti Peygamber bunu yok etti. Bir zenci ile bir soylu Arabı aynı yerde namaza durdurdu, aynı haklara sahip kıldı ve aynı özellikleri ona verdi diyor. Ve işte İslam medeniyetinin yükselişindeki en önemli sebeplerden birisi budur diyor Hamilton Gibbon. Bence çok önemli. Tabii ki bir yabancının gözüyle bakıldığı zaman
meselenin mahiyeti daha iyi kavranıyor. Bütün müminler kardeştir ilkesi kadar, biraz önce Ahmet Bey'in de söylediği gibi, mükemmel bir medeniyet kurucu unsur bulunmaz, ilke bulunmaz. Sayın Hocam, sadece bakın, hani müminler kardeştir diyoruz ama toplum içerisinde İslam'a mensup olmayan diğer dinler vardır. Diğer dinlerden de oluşan bir toplum oluşturmuştur Hazreti Peygamber. Yani o toplum içerisinde Yahudisi de var, Hristiyanı da var. Bunları görebiliyoruz ve bunların hukukunun korunmasını ısrarla istemiş. İhfaduni fi zimmeti demiş. Evet, evet. Benim zimmetimde olan, benim bana bağlı olan bu gayrimüslim kitlenin de hukukunu koruyun diye emir veriyor Resulullah. Hatta son vefatından önce son söylediği sözlerden birisi budur. İhfaduni fi zimmeti. Aman gayrimüslimlerin hukukuna riayet edin, ehli zimmetin hukukuna riayet edin diyor. Müminler kardeştir emri mükemmel bir yapıyı oluşturuyor ama bir kendi içi, medeniyetin kendi iç yapısının en önemli dinamiği. Ama diğerlerini de yani Musevi ve Hristiyanları da şeyin içine alıyor. Yani İslam toplumunun bir mensubu kırılıyor onlarda. Ümmet yani, oluşuyor. Evet, yani bir medeniyetin, ümmetin Müslümanlardan ve gayrimüslimlerden oluştuğunu görebiliyoruz. Tam burada şeyi o burada zaman bir şey konuşalım. Bu sözünüzün devamı, özür diliyorum. Şimdi İslam medeniyeti daha sonra Şam'a ve Bağdat'a geldiği zaman en çok bu medeniyete hizmet edenler gayrimüslimler oluyor. Doğrudur, evet. Bunlar gönüllü olarak da hizmet ediyorlar. Evet. Hem de maddi olarak da bir şey kazanç sağlıyorlar ama bir gönüllü hizmet havası da esiyor. Evet. Dolayısıyla Beytül Hikme'de bir yığın gayrimüslim de çalışıyor, tercüme yapıyor, uğraşıyor. Yapmayabilirler de hocam. Yani mesela Bizans bunu başaramadı. Evet. Bakınız. Örnek alalım yani Bizans bunu başaramadı, Roma bunu başaramadı. Roma kendi dışındaki toplulukların hiçbirisine hepsini barbar saydı. Barbar saydığı için hiçbirisine böyle bir kendine katılma ve kendine destekleme şeyi vermedi, gönüllü değil. Zoraki destekleme. Yani esirsin, kölemsin, sana söylediğimi yapacaksın. Böyle bir anlayış Roma'da. Şimdi Bizans Hristiyan, evet. Bu kadar buna olmasına rağmen Süryani'yi, Yakubi'yi, Nesturi'yi, yani kadim Hristiyan'ı, Ermenileri hiçbir zaman için Bizans kendi bağrına basmadı, basamadı. Kendi inançlarından ancak olduğu halde. Ancak kiliseye, yani Bizans kilisesine, Ortodoks kilisesinin buyruklarına uyarsan bendensin dedi. Üstelik bunlar kendi inançlarına mensup insanlar. Bunlar aynı inançtan insanlar. Şimdi yani Hazreti Peygamber'in Medine'de başlatmış olduğu bu hareket, işte şeyden söyleyelim dedik, bu Medine vesikası dediğimiz evet. Şey gerçekten muazzam ve muhteşem bir vesika. Yani İngilizlerin anayasası Magna Carta 1205'lerde çıkan Magna'ya baktığınız zaman orada öyle çok şey yok. Kralla kilise ve senyörler, beyler arasındaki bir anlaşma. Orada hakların böyle o kadar basite indirilmemiş hali var ki, yani bir insanı insan olarak alan, insan tabiatını esas alan, varlığı bir bütün olarak algılayan bir yasa değil. Hazreti Peygamber'den Medine'den 600 sene sonra, Medine vesikasından 600 sene sonra derc edilmiş. Şimdi bütün dünya Magna Carta'nın dünya hukuk sistemi bakımından öneminden bahsediyor. Evet, biz onu kötülemiyoruz, onun önemsiz demiyoruz ama oradaki metni bir okuduğumuz zaman, bir de Medine vesikasındaki ifadeleri dinlediğimiz zaman, ki daha sonra bunu veda haccında Hazreti Peygamber daha külli bir sistem haline getirecektir. Onlara baktığımız zaman medeniyetin, yani İslam medeniyetinin öteki medeniyetlerden ne kadar farklı olduğunu da rahatlıkla görebiliyoruz. Bu bahsettiğiniz hocam gerek Dımaşk'ta, bu Hakemet Dimaşki ve evladı, torunları ve çevresi. Evet. Muaviye ve bundan sonraki Emevilere hizmetlerinden tutun. Beytül Hikme'deki o Hüneyn bin İshak'tan Buhtişu ailesine varıncaya kadar bütün bunların İslam'a sizin tabirinizle gönüllü olarak hizmet etmelerinin şeyini şuna bağlayabilir miyiz, bu hikmetini? Karşılarında kendilerine iyi davranan insanlar gördüler. O kadar. Bütün mesele burada. Evet. İyi davranan insanları aynı gördükleri için, yani gerçekten bunlar iyi insanlar. Niye bunlarla birlikte yaşamayalım? Ve Müslümanlar da onlara çok iyi davranmış.
onların zımmi hukukunu en iyi şekilde korumuş ve onlarla birlikte yaşamayı şey yapmışlar. Bir gün bir Mardinli Süryani bir beyefendi bana şunu sordu. Dedi ki bize niye zımmi diyorsunuz? Biraz da kızarak. Hı. Dedim o zaman sana zımmiliğin ne olduğunu anlatayım. Dedim ki bak Resulullah diyor ki benim zimmetimde olan, bana emanet edilmiş olan zimmet odur. Hani memuriyette şu senin zimmetindedir diye bir şey veriyoruz ya. Koruması altında. Onu koruması altında. Evet. Benim korumam altında olan bu kitleyi, Yahudi ve Hristiyanları siz de koruyun diye bize emir vermiştir. Dolayısıyla siz Resulullah'ın bize emanetisiniz. Biz sizi bundan dolayı da imanımız gereği koruruz, hukukunuzu koruruz ve bundan dolayı da birlikte yaşamayı isteriz. Dediğimde o kadar memnun oldu ki bir dakika dedi. Otelde oturuyorduk bir sempozyumdan dolayı. Odasına çıktı geldi bir şey kese içerisinde, kadife kese içerisinde bana çok güzel bir tesbih getirdi. Dedi ki sen tesbih sevdiğini biliyorum. Bu sana hediyemdir. Bana zimmiliği anlattığın için. Evet, evet. Şimdi biz eğer iyi anlatırsak. İşte bütün mesele o. İyi İslam'ı iyi anlatırsak. Evet. İslam'ı iyi temsil edersek. Örnek olursak. Gerçekten de diğer insanlar bizde erir yani. İşte bu da ahlak. İşte burası evet. Da ahlaka. Yani siz kendinizle çelişmeden doğru bildiğiniz şeyle yaşamınız evet. arasında bir bağlantı kurduğunuz zaman, iyi ahlaklı olduğunuz zaman bu etkisini gösteriyor. Yani Abbasiler devrinde gösterdi. Evet. Şeyde de öyle. Çin'de, Hindistan'da, Uzak Doğu'da İslamiyet'in yayılması o ahlaklı Müslüman tüccarlar. Evet. Yani Endonezya'da o zamana kadar pek çok yerde tüccarlar böyle, gittiği evet. zaman adama birlik malı 5'e satıyor. Parasını borcu aldıysa vermiyor, ödemiyor. Müslüman yok diyor, bu senin hakkındır diyor. Ben bu kadarı bana Allah müsaade etmiştir diyor. Şimdi böyle olunca bunu gören o zamanki Budist veyahut da Şintoist olan insanlar İslamiyet'i seçiyor. Bugün Endonezya, Malezya böyle Müslüman olmuştur. Esnafların aynı şey mesela evet. Fatih İstanbul'u fethettiği zaman da yaşandı. Öyle tabii. Yani bir şeyler, Katolikler İstanbul'u 1200'den 1260'a kadar zapt edip idare ettikleri zaman burada ne var ne yok hepsini soydular, aldılar, götürdüler. Venedik'e, Roma'ya götürdüler. Şimdi bunlar o Ortodokslar baktılar ki burada sözü güvenilir tek Osmanlı Müslümanlar ve Fatih'e. Bunun için Rum şeyini görmektense, şapkasını görmektense Türk külahını tercih ettiren anlayış budur. Bunların hepsi Ahmet Bey söylediğiniz son derece doğru. Sağlam bir ahlaki yapıdan kaynaklanıyor. Evet. Sizin o ahlakınızı gördüğü zaman gayrimüslim de hayran kalıyor. Başkası da hayran kalıyor. Ama ahlakınız bozulduğu zaman, dejenere olduğu zaman kendi insanınız değil, kendi çocuğunuz bile size artık güvenmiyor, yanaşmıyor. Evet hocam, şimdi aslında bütün bu söyledikleriniz hakikaten çok önemli. Ahlak üzerine İslam medeniyetinin temel boyutu olarak sanki şunu söyleyebiliriz gibi geliyor bana. Yani bütün bu güzel ahlak üzere inşa edilen o toplumda medeni ilişkiler kendiliğinden kuruluyor. Adab-ı muaşeret dediğimiz o esaslar. Mesela Müslüman kardeşi ya da toplumda Müslüman olmayan birisi fark etmez bir hukuksuzluk söz konusu olduğunda, gündelik hayatta da yani ilişkilerde diyelim ki bir kabahat ortaya koyduğunda hemen bunun karşısında özür dilemesini biliyor. Af dilemesini biliyor. Bunun çok önemli bir olay var değil mi? Birden şu anda Yahudi birisine şey yapılıyor. Bir hırsızlık evet. isnat ediliyor. Hı hı. Yahudi evet. diye ona isnat ediliyor. Hazreti Peygamber onu soruşturuyor ve o hırsızlığın Yahudi tarafından yapılmadığını tespit ediyor. O Müslümanı ve cezalandırıyor. Tabii ayet nazil oluyor onunla ilgili. Yanlış hatırlamıyorsam bu şey de var. Yani çok yani önemli bir konu bu, hakikaten. Bu tür örnekler o kadar çok, çok bizim medeniyetimizde. Yalnız biz bunu burada bir şey de koyalım. Biz bunu hayata indirgeyemedik. İndirgeyemiyoruz. Yani devam ettiremiyoruz.
bunu devam ettirmenin yollarını aslında bu programda en çok bunun üzerinde durmamız gerekir. Yani bunu nasıl yeniden inşa edebileceğiz? Yeni bir ahlak medeniyetini nasıl kurabiliriz? Bu sohbet, bu şey bölüm bittikten sonra biraz da onun üzerinde duralım. Yani nasıl kuracağız? İşte şimdi, bu, evet. Buyurun hocam. Buyurun. Cenab-ı Allah bu kötülüklerin yeryüzünden kalkmasını kesinlikle emrediyor. Diyor ki yeryüzünde fesadı yaymayınız. Öyle tasavvufil ardi feseden. İnnallaha la yuhibbul mufsidin. Allah kötülük yapanları sevmez. Sevmez. Şimdi Allah'ın beni sevmeyeceğini düşündüğüm zaman kötülük yapmaktan uzak durmak zorundayım. Bunun yanında Allah'ın emri olan yeryüzünde fesadı yaymayın ve müfsitlerle birlikte olmayın. Yeryüzünde eğer siz fesadı yayarsanız Allah'ın azabına uğrarsınız. Bütün bu Kur'ani emirlere baktığımız zaman gerçekten kötülüklerden uzak bir toplum inşa etme imkanımız her zaman var dediğiniz şekilde. Özellikle biz Kur'an ile muhatap olduğumuzda kötülüklerden bizi sürekli alıkoyan, uzak tutan ayetler vardır. Bu ayetler ise o asr-ı saadette de o insan tipini ortaya çıkartır. Bugün 21. yüzyılda da o insan tipini ortaya çıkartır. Burada bir noktayı biraz vaktimiz var mı? Hocam bir araya gidelim. Tam sorduğunuz için söylüyorum. Ondan sonra çünkü konu önemli. Çünkü bir de vakayı da dile getirmemiz evet. lazım. Yani evet, bugün hocam. Bugün Müslümanların nasıl birbirlerini katlettiklerini de göz önüne alarak neden olduğunun üzerinde biraz duralım. Evet. Evet. Kıymetli izleyenler kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Değerli izleyenler, medeniyet mirasında yeniden beraberiz. En son söz değerli hocam Bekir Karlığa da kalmıştı. Bekir hocam, neden bugün biz bazı problemler yaşıyoruz? Ahlak medeniyetiyle ilgili bu bağlamda neler söyleyebiliriz? Bence bu boyut önemli, burası çok önemli. Yani Müslümanların yaşadığı sorunlar medeniyet çerçevesinde ve burada ahlak, ahlaki açıdan ne durumdayız? Şimdi tabii biz gerçeği, ideali ve gerçeği konuşuyoruz. Yani asr-ı saadetteki, peygamber zamanındaki gerçeklikleri konuşuyoruz. Bu gerçeklikler hayata, bugünkü Müslümanların hayatına ne kadar intibak ediyor? Burada fazla bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü yapanlar var ama genel bir İslam toplumunda genel bir ahlaki dejenerasyon yaşandı. Bu ahlaki dejenerasyon derken şöyle de anlamayalım. Yani hepsi alkolik, ahlaksız, yalancı, kötülüğe düşkün manasına vesaire değil. Evet. Ahlaki dejenerasyon demek kendi kendisiyle tutarsız, yetersiz ve özgüvenini kaybetmiş toplum haline tembel, dönüşmeyi kastet. Tembel de diyebilir miyiz hocam? Efendim? O da ahlaki bir konu. Tembellik var. Atalet yani. Bütün atalet. Tembellik var. Menfilikle. Evet, her şeye menfi bakma var. Her şeyden nefret etme var. Herkese karşı düşmanlık var. Neyse, saymakla bitmez. Şimdi biz bunları anlatırken şöyle bir eleştiri de geliyor. Ya siz hep Müslümanlığın güzel taraflarından bahsediyorsunuz. Ama nerede o Müslümanlarda o şey ne geziyor diye sordukları zaman elbette cevap veremediğimiz zamanlarda oluyor. Akif merhum bile bundan 100 sene evvel ne diyor? Müslümanlık denilen o ilahi hakikati arasak Müslümanım diyen insan yığınında ne uzak diyor. Şimdi burada bir şey oldu. Bu ahlaki dejenerasyon, ahlaki çöküş, ahlaki tutarsızlık, yetersizlik İslam toplumunu önce kendi içinde çökertti. Ondan sonra dünya karşısında çökmüş hale geldi. Şimdi bir Müslüman peygamber zamanında bir hata işlediği zaman gelip Hazreti Peygamber'e hatasını söylüyor ve affını diliyordu. Ne yapması gerektiğini öğretiyordu. Hı hı. Yani maiz örneği burada evet. çok güzel muhteşem bir şey. Evet, daha evvel bundan bahsettik. Evet. Şimdi bugünkü Müslümanlarda bu neden yok? Çünkü bu şuuru kaybettik. Bu medeniyet bilincini kaybetmiş olduğumuz için ahlakı da gidiyor, iktisadı da gidiyor, hayatın her alanı da gidiyor.
Dolayısıyla bunu yeniden nasıl kazandıracağız? Yeniden kazandırmanın yolu kapanmış değil. Asla. Deminden beri konuştuğumuz gibi. Bu yol kapanmış değil. Bu yol her zaman açık. Ama bunu sağlayabilmek için bir eğitimden, terbiyeden, bir kültürden, yani yeni bir medeniyet anlayışından, şuurundan geçirmemiz gerekiyor. Bugün gençlere de bunu böyle anlatmalıyız. Çünkü vaaz üslubuyla şunu yap, bunu yapma diyerek bir yere varmamız mümkün değil. Olmuyor. Bugün zaten psikoloji de bunu bahsediyor. Şimdi biz kendi problemimiz üzerinde duruyoruz. Bu problem, yani ahlaki dejenerasyon konusu Batı'da çok daha ileri safhada. Ve ileri safhada olduğu için Batı hiçbir değer tanımıyor. Hiçbir değeri ayakta zaten bugün yani. Bugün insanlık onun krizini yaşıyor işte. Onların krizini yaşıyor. Ve bu bütün insanlığa da yansıyor. Evet evet. Bütün insanlığa yansıyor. İşin daha kötüsü, bu ahlaki değerleri yıpratmak için de korkunç bir şey var. Nedir? Propaganda var. Evet. Yani aile büvasını yıkmak mı istiyorsun? Kadını tamamen her şeyden la yüsel kabul et ve hiçbir sorumluluk verme. Aile içinde de sorumluluk mahremiyetleri, verme, dışında da sorumluluk mahremiyeti verme. Tarumar mahremiyet et. Mahremiyet diye bir şey kalmasın. Evet. Evet. Şimdi böyle bir toplumda aile nasıl ayakta kalacak yani? Mahremiyetin sıfıra indiği bir toplumda hayatın idame etmesi mümkün mü? Sanki hayatın beden politikalarına indirgendiği bir şeyde dünyada. Doğrudan doğruya. Evet. Doğrudan doğruya. Evet. İşte burada feminizmin getirdiği aşırı şeysizlik, sorumsuzluk bunu sağlamıştır. Bu Batı'da başladı ama oradan bize de intikal etti. Bugün bizde de genç nesillere baktığımız zaman yani hakikaten kendimizi ibretle, hayretle etmekten duramıyoruz. Bizde toplumsal karşılığı olmadığı halde üstelik bağlam olmadığı halde yani, geldi işte bunlar. Tamam, gelişmiş veyahut modern denilen semtlerde bu böyle de kenar mahalleye gidiyorsunuz, aynı şeyi orada da karşılaşıyorsunuz. Hocam. Yani bu ahlak problemi üzerinde çok durmamız lazım. Evet. Bunu dururken de sistemi iyi inşa kurmamız lazım. Evet. Peygamberin Medine'de uyguladığı sistemi ahlaki konuda da hayata indirgemek zorundayız. Yani hocam bu tefessüh neden oldu ve bunun durdurulması nasıl mümkün olabilir? Evet. Bunun üzerinde durmak gerekir. Şimdi bozulma neden oluyor? İnsanların bu deminden beri bahsettiğimiz ilkelerden yavaş yavaş uzaklaşmaları. Değerleri taviz vermeleri. İkincisi de o sahabe neslinin inşa edilip de ortaya çıkarıldığı vahiy kültürü, vahiy anlayışından insanlar uzak tutuldu. Veya uzak düşüyor diyelim. Kendileri de böyle bir... Ama uzak da tutuldu evet, yani. Uzak tutuldu. Uzaklaşıyor. Bir vaka, bunu da şimdi inkar baktığımız etmememiz zaman, gerekir. Hani insan... İşte haramdan kaçınmadığı zaman, ahlaksızlıktan kaçınmadığı zaman, irtikaptan, rüşvetten, bilmem işte haksızlıktan, zulümden, gıybetten, nemimeden, başkasının aleyhinde konuşmaktan vesaire. Bunlardan uzak durmadığı zaman yavaş yavaş bu kötülükleri kendisi işlemeye başlar. Ve birçok şeyi mubah görmeye başlar. Şimdi bugün en azından maalesef bu eşcinselliğin ortaya çıkmış olması ve toplumda gittikçe yaygınlaştırılmaya çalışılması. Bakın, bilerek birileri bunu yaygınlaştırmaya çalışıyor. Bunun sebebi ne? Eğer biz insanlara gerçekten bir gencin kız veya erkek nasıl yaşaması gerektiğini öğretmezsek ve iyilikleri onların önlerine koymazsak... O da sağlam aileden geçiyor değil tabii, mi hocam? Onu da şöyle yapmak lazım. Evet. Onun önüne doğruları koymak. Doğruları koymak. Yani onu illa böyle yapacaksın diye zorlamak değil. Doğru bak şunu yani yaparsan bu faydalıdır diyerek doğru eğitim doğruları yani. Ortaya koymak. Örnek ve yanlışları da önüne koymak. İkisini de koymakla. Güzel örnekler hocam. Güzel örnekler ortaya konduğu zaman aile de ayakta durur. Çocuklar da anne babaya bağlı olur. Ailede hiçbir zaman tefessüh olmaz. Kadın da mazbut olur, erkek de mazbut olur. Şimdi özellikle Ankebut suresi çok dikkat çekici bir olay. Orada evhenil büyüt ile beytül ankebut dendiği zaman onun o çelikten çok daha sağlam olan örümcek ağı kastedilmiyor orada. Aile yapısı kastediliyor. Tabii. Erkek ile dişi arasında öyle bir şey var ki, bir nefretleşme var ki bir an evvel
doğan çocukların şeyini öldürülmeye çalışılması erkek tarafından. Bu çok enteresan bir şey ve bu da ailenin yıkılması veya kadının öldürülmeye çalışması, erkeğin ülkeyi öldürmeye çalışması. Bu da burada manen bugün erkek kadını ifsad ediyor, kadın erkeği ifsad ediyor. Ve dolayısıyla toplum içerisinde yeni yetişen nesil çok farklı bir şekilde yetişmeye başladı, İslam'dan uzaklaştı. Bu ideal ahlaki örneklerden uzak kaldı ve bozuldu. Ama dediğiniz gibi biz hani bir camideki vaaz kürsüsü şeyle değil ama evde, okulda ve çevrede çok güzel örneklemelerle bir insan tipinin modelini ortaya koyduğumuz zaman bu çocuklar onu örnek alır. Ve öğretildiği zaman da bozulmazlar. Ama maalesef bugün dediğiniz gibi Müslümanlar her şeyle mükemmel mi? Hayır. İsmi Müslüman fakat yanlışlıkları çok olan. Ha, iyiler de var, kötüler de var. Şimdi hocam bazen en şeyi basit. Bid'at ve hurafeler bazen öyle bir başını alıp gidiyor ki yeni yetişen nesil ya din bu mudur diyor. O dindeki olmayan, dinde olmayan yanlış, bid'at, hurafe, İslam'la alakası olmayan tipleri ve örnekleri gören gençlik uzaklaşıyor. Bu da bir sebep değil midir? Bu da bir sebep. Uzaklaşmaya sebep. Bu da önemli sebeplerden birisi. Önemli bir sebeptir. Ama biz dini gerçekten Cenab-ı Allah'ın kitabında indirdiği gibi, Resulullah'ın bu vahyi izah ederek bize anlattığı sünnetinde olduğu gibi insanlara anlatırsak bozulmazlar abi ya. Gerçekten bozulmazlar Sayın Hocam. Veya sayısı, evet. Bozulanların sayısı çok az olur. Azalır. Şimdi şeyde çevremize baktığımız zaman, en azından kendi çocuklarımıza baktığımız zaman Allah'a bin şükür niye yetişiyorlar bunlar? Çünkü vahiyle besleniyorlar. İşte kontrol, evet. Kontrol, aile kontrol kontrolü, var. Aile kontrolü bir mekanizması. Bir de şey, ilişki meselesi. İlişki. Anne baba ilişkileri, çocuk ilişkileri eğer gerçekten hani bir böyle çok çatık kaşlı, sert bir baba değil de merhametli, sevecen bir anne ve baba olduğu zaman çocuklar iyi olur. Kötülüklere gitmezler hiçbir zamanda ve iyi bir aile ortaya çıkartırız. Bugün geçen gün bir hocamız anlatıyordu, bir psikoloji hocası, radyoda rast geldim. Diyor ki Batı Avrupa'da artık özellikle İskandinav memleketleriyle Hollanda'da serbest evlilik diye bir şey çıktı, bir kavram çıktı. Serbest evlilikten kasıt kadın da serbest, erkek de serbest. Yani bunlar evli ama... Yani sözleşme yok, hukuki yani iş bağlayacak. Bir hafta bununla, bir hafta başkasıyla. Yani istediği şekilde başka erkeklerle, kadın başka erkekle yatıp kalkabilir. Erkek de başka kadınlarla yatıp kalkabilir. Ve yine ailedirler bunlar. Yine karı koca ama serbest evlilik. Şimdi Allah muhafaza. Şimdi bakın bu LGBT bizim toplumda maalesef yayılmaya başlandı. Çok kötü bir şey. Bunun önüne geçebilmenin tek yolu işte bu batıda kaybolan değerlerin gerçekten önemini bu yeni nesle anlatıp ifsad olmalarını, yeryüzünde fesadın yayılmasını engel olmaları için onların da bir unsur olmalarını sağlamak lazım. İşte burada sanıyorum Ahmet Bey medyaya çok iş düşüyor. Yani özellikle diziler, diziler evet. Çok etkili oluyor. Evet. Reklamlar aynen. Çok etkili oluyor. Şimdi biz burayı şey yapalım, kontrol altına alalım demek istemiyorum ben. Kontrol altına alınamayabilir. Ama en azından belli ahlaki ölçüler oto kontrol evet. Yani kendi içinde evet. Bir kontrole de tabi tutmaları lazım onların. Ya bu toplumun ahlakıyla, değerleriyle, inançlarıyla ters düşen veya onu reddeden bir takım dizileri gençlere sunmamız, yeni nesle sunmamız onlar da büyük bir şey yapıyor. Erozyona sebep oluyor. Ve bu erozyonu da toplumun her alanında görüyoruz. Yani sokakta görüyoruz, ailelerde görüyoruz. Bunun önüne geçebilmede biraz gayret etmemiz gerekir. Bunun önüne geçmek için tabii ki burada eğitime çok görev düşüyor. Milli evet. Eğitime görev düşüyor. Ama milli eğitim büyük bir camia, büyük bir yekun. Bunların bu konularda yeterince yetiştirilmesi, eğitilmesi değil, yeterince donatılması lazım. Yani yeni bilgilerle, yeni donanımlarla onlara ulaştırılması evet. Lazım. Gerçekten için, o çok önemli. Yani bu noktada gerek bakanlıkların, gerek devletin
gerekse toplumun bireylerinin üzerine çok görevler düşüyor. O bakımdan ben diyorum ki, ya bu asr-ı saadeti yaşamış olan, böylesine mükemmel örnekleri sergilemiş olan bir toplumun bu hallere düşmesini hem gönlümüz razı olmuyor, hem içimiz yaralanıyor, hem de bunu nasıl önleyeceğiz? Bunu gerçekçi, mantıklı, rasyonel yol şekilde bunların çarelerini de bulmamız lazım. Yani. Tabii bir şey var herhalde hocam, burada işleyen bir sünnetullah var. Yani bir sosyoloji var. Allah'ın kanunları. Şimdi bir toplum kendinde olanı değiştirmedikçe Allah o toplumu değiştirmez. İnna Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Rahat suresinin 11. ayeti. Ya bu çerçevede baktığımız zaman sizin o bahsettiğiniz dejenerasyon süreci, bunu yüzyıllar öncesine herhalde götürmek lazım. Yani 15-16. yüzyıllara. Bitti demiyorum. Orada bitti, onu kastetmiyorum ama oradan yavaş yavaş bir taraftan topraklar çoğalıyor, coğrafya yani, çoğalıyor. Ejder Bey, 3 sene öncesiyle bugün aynı değil. Yani. Evet. Yani evet. Bu çok sokağa çıktığınız zaman hızlı bir şey çok var. Rahatlıkla görüyorsunuz. 5 şey. Sene öncesiyle aynı değil. Her gün dejenerasyon gittikçe artıyor. Şunu da her manada artıyor. Ben burada şunu da müsaade ederseniz söylemek istiyorum. Şimdi bu olumsuzlukları da söylerken bilimsel bir takım istatistiklere de dayanmak lazım. Benim kanaatim şu, mesela Türkiye'de bazı olumsuz şeyler sürekli iyi insanlar tarafından da söyleniyor. İşte LGBT'nin çok üst düzey şeylere çıktığı, deizmin işte gençler arasında yayıldığı. Bunların istatistiklerde yapılan sosyolojik araştırmalarda hocam hiçbir karşılığı yok. Fakat burada siz, şurada önemli bu, sizin söyledikleriniz. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Evet. Bir de örgütlü bir şekilde bunu yapmaya bir çalışıyorlar. Bir de şu var, hiç yokken var olunca dikkat evet. çekiyor. Evet. Eskiden hiç Hayır. yoktu. Tabii. Şimdi var olmaya konu başlayınca önemli. O ilgi çekiyor. Konu çok hayati hocam. Evet. Konu hayati. Örgütlü bir yapı var. Dünya çapında küresel bir takım güçler ve aktörler bunları destekliyor. Aynen. Kuruluşlar oluşturuluyor. Aile yapısını bozmak istiyorlar. Şimdi Türkiye'nin ve Müslümanların genel olarak, daha önce de hocam sizinle hatırlarsanız konuşmuştuk. Tabii. Aile yapısı diğer toplumlara göre çok güçlü. Toplum yine çok Müslüman sağlam toplum. Bir aile. Bunun için biz ayaktayız aslında. Evet. Her şeye rağmen. Evet, evet. Bu kadar olumsuzluklara rağmen. Evet. Onun için orayı bozmaya çalışıyorlar. Dediğiniz doğru. Yani o anlamda mücadele etmek lazım. Bir de sanıyorum benim kanaatim eğitimle ilgili, kültürle ilgili projemiz yok. İşte ahlakın da dayandığı şey yok. Rastgele yaşıyoruz. Yani plansız. Zaman yönetimi diye, zamanı elimize almak diye bir şey yok. Günün şartlarına, yani bir anlamda İbnül Vakt olmanın çok çok aşağı düzeyinde, günü hiç anlamayan, Asır suresini bir kez daha bu bağlamda belki düşünürsek, zamanın dışında yaşıyoruz. Özne değiliz yani. Bu manada gerçekten söyledikleriniz çok önemli hocam. Hocam çok özür dilerim, yani programımız aslında var. Şeylerimiz, ilkelerimiz, nasıl davranmamız gerektiğine var, bizim dair yok. Bütün verilerimiz elimizde. Var, var. Ama elimizde. Biz onları, ama onlar biz üzerinden onları, proje yapmıyoruz. İşte biz onları bu biz teorideki, Kur'an-ı Kerim'deki ve Resulullah'ın sünnetindeki o bahsettiğimiz mükemmel insan tipinin sahip olacağı özellikler elimizde var. Evet. Bunları insana uygulatmak. Ama bu nasıl? Yani işte eğitimle olur. Okullarda evet. olur. Biz biraz ihmal ediyor muyuz? Ettik. Ha şöyle ki, bizde çok güçlü bir rüzgar gelip ezdi geçti ve İslami ilkeleri sürekli dışladı. Dışlayınca bir nesil ortaya çıktı. O nesil bir sonraki nesli eğitti. O nesil bozuk çıktı. Üçüncü nesil bozuk çıktı. Şimdi tamir etmeye çalışıyoruz. Tamir ediliyor mu? Ediliyor. Ediliyor, çok iyi gençlerimiz var mı? Fevkalade. Çok. Bir de, çok. Bir, şimdi bir de o tarafı noktaya var. Temas bir de o yani, var. Evet. Şimdi, bu eksikler, bu zaaflar var ama çok iyi yetişen, var. Her manada evet. mükemmel örnekler evet. olacak evet. nesiller de var. Evet. Şimdi bunları da bir kenara atmamak lazım. Bunların yetişmesi de kolay değil. Evet. Çünkü bir nesil 20 senede ancak kendini gösterir. Evet. 20 senede bunların oluşması kolay bir şey değil. Bugün Türkiye'de bu noktada ileri adımlar atılıyor ama dünyadaki trend, dünyadaki eğilim bunları
ezip geçecek şekilde, abartılı hocam, bir şekilde geliyor. Burada da medya çok önemli. Yani televizyonlar, sinema, sosyal medya daha fecaat. Evet. Ben tabii orayı bilmediğim için fazla bir şey söyleyemiyorum. Evet. Şimdi dolayısıyla burada yapılması gereken şeylerden bence en önemlisi, yine bir çözümle gidelim. Yani hep çözümsüzlük olarak gitmeyelim. Yeni bir medeniyet şuurunu yaygınlaştırmalıyız. Evet. Evet. Vermeliyiz. Bunu verirken de işte o asr-ı saadetin mükemmel örneğini canlı ve dinamik örnekleriyle ortaya koymalıyız, anlatmalıyız. Bunu yaparken de çağın dilini kullanmalıyız. Bakın, bu çağın dilini kullanma da çok eksik bizde. Evet. Biz hala geçmişin diliyle konuşuyoruz. Geçmişin kavramlarıyla konuşuyoruz. Bugünün insanın anlayabileceği, onun ona hitap edecek yöntemleri, yolları arayıp bulmalıyız. Yoksa medya büyük bir vasıta. Burada elde edilen büyük imkanlar, bunlar çok daha verimli neticelere varabilir. Bunu gerek dini eğilimli medya olsun, diğerleri olsun, bunu yeterince kullanamıyorlar. Evet. Yani şimdi şurada bir Wow TV diye bir şey, örneğimiz var. Söyleyelim yani, bunların da hakkını verelim. Gayet bak, her şeyiyle bütün eksikler olabilir, yetersizlikler olabilir ama bir medeniyet şuuru vermeye çalışıyor. Bu medeniyet şuurunu yaygınlaştırmamız lazım. Özellikle dizilerde bunun verilmesi lazım. Dizilerde verirken şöyle bir şeyimiz var. Tarihe gidiyoruz ve tarihi hep savaşlar tarihi olarak görüyoruz. Evet, işte eksik ya tarafı, bu savaşlar tarihi, kılıç kalkan oyunuyla bir yere varamazsınız. Savaşlar tarihinin onun arkasındaki esas fikri, yani gaza ve cihat ruhunu orada verecek şeyleri bulmanız lazım. Yoksa aynı savaş sözcükleriyle, aynı langajları, aynı dilleri kullanarak bir yığın tarihi malzeme üretmenizin de bir anlamı yok. Sayın hocam, bu tarihi dizilerle ilgili bir dipnot şey. Sen tarihçisin, ben aramına girdim. Estağfurullah sayın hocam, bakın bir savaş tarihimiz var ama devletlerimizin, yani Emevi, Abbasi, Selçuklu, Bizans, Endülüs ve Osmanlı. Evet. Ki diziler genellikle Selçuklu ve Osmanlı ile ilgili son dönemlerde bunlar yapıldı. Bana kalırsa inanın birçok yönüyle Osmanlı'nın ve Selçuklu'nun karizması bazı yerlerde çizildi. Evet. Şimdi savaş tarihi tarihimizin küçük bir parçasıdır. Bütün hayat savaşlarla geçmemiş. Hocam şimdi Medine'de Hazreti Peygamber'in savaş ve barış. Hocam zaten başlık o, bu çok iyi açıldı. Oldu. Çok iyi açıldı. Bunu da konuşalım. Çünkü bu bizim, özür dilerim hocam, araya girdim ama yani o medya, işte televizyon, sinemaya da katkı bunlar. Yani bunu konuşalım çünkü bugüne de katkı. Gerçekten orada bir insanlar seyretsin, izlesin, reyting tamam, belli bir ahlaki şey verelim tamam ama kılıç dediğimiz şeyin maddi anlamda kılıç öne çıkarılıyor. Hocam işte yani benim savaş, demek silah istediğim bu. Şimdi tarihimizin küçük bir parçasıdır ama öbür tarafta muazzam bir medeniyet var. Evet. Osmanlı'nın, Selçuklu'nun yaşadığı bir ahlaki hayat vardır. O hayatın insanlara anlatılması lazım. O dönemdeki eğitimin anlatılması lazım. Medreselerin, bilim faaliyetleri, bilim adamlarının yani hayatlarının önüne çıkartılması lazım. Onlar nasıl böyle bu hale geldiler? Bu kadar güçlü oldular. Mesela ilişkiler bir de hocam, medeniyet ilişkileri, farklı din mensuplarıyla Müslümanlaşma değil mi hocam? Evet, bunlar anlatılması lazım. Yani hocam büyük, şimdi 1071'de biz girdik. Yani. Anadolu'ya girdik değil mi? Daha evvel işte Hazreti Ömer zamanında doğuya kısmen girilmişti. Ama daha Anadolu'nun bu tarafına doğru ilk defa geldiğimiz zaman burası hep Rumlarla doluydu. Evet. Bunlar tabahhür etmedi ki, buharlaşmadı ki. Hepsi Müslüman oldu. Yani, ya bunlar Müslüman oldular. Bunların anlatılmasının... Gelen o fatihlerin hayatlarına bakarak, onları örnek alarak, mükemmel insan olduklarını görerek, buradaki o kitleler hepsi Hristiyanken Müslüman oldu. Ve Türkleşti de bunun yanında. Tabii. Şimdi hocam, tabii bu Hazreti Peygamber zamanından eğer oradan alırsak, ona göre belki oraya hocam Bey, size şekil verin. Bu son söylediğinle ilgili bir tespiti belirtmek isterim. Biz batıya, bundan 15 sene evvel batıya doğru akan nehri hazırlarken Kapadokya'da bir çekim yaptırdık. Evet. Kapadokya'daki o kilise mağaraların içerisindeki şeylerin içinde iki resim tespit edildi. Bu Selçuklu Sultanı'nın yanında hizmet veren
bir Rum şeyinin, prensinin resmiydi. Sarıklı, evet, cübbeli. O Bizans'a karşı Selçuklu Sultanı ile beraber savaşmış orada. Evet. Evet. Şimdi onu görünce ben hayrete düştüm. Tabii o resmin üzeri karartılmış, silinmiş, bilmem ne olmuş ama şey onu temizledi. Yapımcı onu öyle temizleyince muhteşem sarıklı, cübbeli, evet, Müslüman kıyafetinde ama gayrimüslim. Şimdi bunu nasıl sağladı bu insanlar? Yani İkonya nasıl Konya oldu? Evet. Konstantinopol nasıl İstanbul oldu? Yani bunların hepsinin ortaya konması... Gönüllerin işte fethi bu, burada herhalde çok önemli. Burada yani, evet, savaşı çünkü zaten bize hep bütün düşmanlarımızın yönettiği eleştiri şu. Siz savaşçısınız. Yani bu din kılıç ve kalkan dini. Kılıçla ve süngüyle her şeyi hallediyorsunuz. Bu imajı şey değiştirmemiz lazım. Halbuki İslam bu değil. Bunlar sadece zamanın şartları içerisinde, ihtiyaç içerisinde olan şeyler. Ama Hazreti Peygamber'in savaşlarını burada dikkate almamız lazım. Bir medeniyet kurucu olarak Hazreti Peygamber hiçbir zaman için kendisi saldırı bir şeklinde harbi düşünmemiştir. Daima savunma, evet, ve güçlendirme veya koruma şeklinde savaşı düşünmüştür. Yani 23 yıllık hayata bakıyoruz. 2 saatlik Bedir Savaşı var. Yarım günlük Uhud var. Belki birkaç saat yine süren fiili olarak savaşın olduğu Hendek var. Evet, bir ay muhasara sürmüştür ama o bir ay içerisinde ki toplam karşılıklı olarak kılıç çekmeyi ve vuruşmayı ele aldığınız zaman yine birkaç saatten ibaret. Bunun dışında Mekke sulh fethedilmiştir. Hünen'de yine 1-2 saatlik bir savaş var. Bunun dışında bir şey yok. Yani toplarsanız Hazreti Peygamber'in hayatındaki savaşların hepsi yani bir gün toplam 24 saati bulmuyor. Hocam bir de şey önemli orada. Tamam, az yer tutuyor. Bu önemli, evet, bir tespit gerçekten. Hamidullah'ın da biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in savaşlarını, evet, müstakilen inceleyen eseri, evet, var. Evet, evet. İslam peygamberinde de üzerinde çok duruyor. Evet. Hakikaten çok önemli konulara işaret ediyor. Şimdi sizin dediğiniz şey çok önemli. Bunu vurgulamamız lazım hocam. Yani Peygamber Efendimiz'in hayatında savaşlar çok az yer tutuyor, bir. İkincisi, bu savaşların tek tek nasıl çıktığını incelediğimizde işte Bedir, Uhud, saldırgana karşı. Saldırgana karşı İslam'ı yıkmak isteyenlere karşı bir mücadele verildiğini görüyoruz. İkincisi bu. Bunu, evet, sizden dinlemek, evet, istiyorum hocam, sizlerden. Üçüncüsü de, üç ana başlık var savaşla ilgili. Medine merkezi düşündüğümüzde. Üçüncüsü de İslam savaş ahlakı. Ve barışla ilişkisi. İslam hukuku, savaş şimdi, hukuku. Tabii hukuku ve oradaki o demin anlattığınız işte ahlaki esaslar. Evet, bu şimdi, da çok önemli bir nokta. Bunu konuşmamız savaş, lazım. Evet. Yani, savaş hemen öldürmek için toplu öldürüm yok. Toplu öldürmeler yok bizde. Tabii, evet. Birbirine karşı karşıya, evet, çıkar, birbiriyle mücadele eder. Evet. Ve ancak yani bir Hiroşima İslam tarihinde şeyi yapsaydık da, yok, atom bombasını biz bulsaydık da Hiroşima olmazdı. Müslümanların tarihinde çünkü böyle bir şey yok, yok, olmaz. Evet. Yani bir Moğol saldırganlığı yok. Tabir caizse Hiroşima'yı Müslümanlar şeyi nükleer bombayı yapsalardı bir besmeleli yaparlardı. Yani insana saldırmazlardı, katliam yapmazlardı bu. Evet. Hakikaten önemli. Şimdi hocam başlık başlık o zaman şöyle yapalım. Yani o dediğiniz önemli, azdı. Hakikaten çok azdı. Evet. İkincisi bu mesela Bedir, Uhud, Hendek'ten hareketle işte Huneyn, Tebuk yani bunlardan hareketle Peygamber Efendimiz'in savaşlarındaki asıl motivasyon unsuru yani sebep, saik. Bunu bir konuşalım. Sonra da bu ahlak insani boyut ve ahlaki boyut hocam konuşalım. Hakikaten hem o bahsettiğiniz diziler çerçevesinde bugün... Şimdi hocanın alanı tarih. Tabii. Tarihçi olduğu için o bu işi buyurun hocam siz artık kendi aranızda bilmem ben. Ben de yorumlar var. Sağ olun hocam. Şimdi gerçekten hocam, baktığımız zaman şimdi Bekir hocamın demin söylediği sizin dininiz kılıç kalkan dinidir. Evet. Kılıçla yaymışsınız. Bu tamamen bir yani saldırı mahiyetinde bir iftiradır. Şimdi önce şeye bakıyoruz. Ahmet Bey özür dileyerek giriyorum. 1960'larda. Evet. Belki 60'larda veya evet ben 80'de gördüm. Bir dergi çıkarmışlar Belçika'da. Böyle eline kılıç almış saldıran bir sakallı. Evet. Ve Kaddafi dünyaya saldırıyor, meydan okuyor.
Yani şimdi yani. Şimdi o günden bugüne o saldırgan Müslüman tipi daha eskiden beri, daha Haçlı seferlerinden önceden beri bu fikir var ama 60'lardan sonra o zamana kadar Müslümanlık daha uyumlu. Batı'da İslamiyet'in çok yaygınlaştığı, insanların İslam'ın sevecen tarafını gördükleri bir zamandaydı. Evet. 60'lardan sonra böyle bir kara propaganda yaygınlaştı. Ben ondan sonra bütün Avrupa'da Fransızca konuşuyorum. Evet. Fransızca çıkan dergileri aldım. Hmm. Kapaklarında İslam motifini anlatan dergiler. Onlar hala saklarım durur. Belki 20-30 tane dergi. Her hafta birisi İslamiyet'in nasıl saldırgan bir din olduğunu, nasıl insan öldürdüğünü, nasıl katiller zümresi olduğunu anlata geldiler, DAEŞ'e geldiler. Ya. Nasıl terör dini kurdular. Geldiler diğer şeylere. Sonunda İslam dünyasını İslam'ın bir saldırgan din olduğunu, terör dini olduğunu teröristleri de onlar beslediler. Allah korusun. Hocam, onlar yetiştirdiler, onlar gönderdiler. Sebepleri var yani. Evet. Şimdi hocam şeyden şöyle bir alırsak tekrar Hazreti Peygamber'e üç önemli diyelim ki girdiği savaş. Evet. Şimdi Bedir Savaşı'nda Mekkeliler büyük bir kervan hazırlayıp ekonomik yönden güçlenerek bir ordu hazırlayıp Medine'ye saldırmak istiyorlar. Bunun önünü kesmek için Hazreti Peygamber önlemini alıyor. Şimdi Mekke Medine arası malum 10 günlük bir mesafedir. Şimdi 8 gün yürüyüp Medine'nin 2 günlük mesafe noktasına gelinceye kadar saldıran bir ordu var. Hazreti Peygamber bunların önünde duruyor. Engellemeye çalışıyor. Yani saldırgan bir orduyu durdurmaya çalışıyor. Ve Bedir dediğimiz gibi 1-2 saat neticesinde bitmiş bir savaştır ve yine Müslümanların galibiyetiyle. Uhud'a bakıyoruz. Medine'nin içine sokaklarına kadar gelip giriyorlar. Ha. Saldırgan olan onlar. Resulullah ve arkadaşları Medine'de bu toplumu deminden beri anlattığımız o insan tipini, mükemmel insan örneğini ortaya çıkarmaya çalışırken, ahlaki umdeleri Medine'ye de yerleştirmeye çalışırken müşrikler dışarıdan saldırıyor. Ve şehrin içine kadar girip Müslümanlarla savaşmaya geliyorlar. Evet. Bu bir gerçekten kendilerini savunma savaşı. Hendek'e bakıyoruz. Tamamen savunma. Çok savunma. Net zaten. Şehrin çok etrafını net. Sarıyorlar. Evet, yani. Bir ay müddetle oradan gitmek istemiyorlar. Ve büyük bir kitle. Medine içerisindeki nüfus belli. Dışarıdan 10 bin savaşçı geliyor. Sonra ne için geliyor? Ya bunlar ne yaptılar? Medine'dekiler gelip de Mekke'ye saldırmadılar. Müslüman Mekkelileri oldular. Mekkelileri yıkmadılar. Evet. Bunlara karşı birisini öldürmediler. Böyle bir şey yok. Putlara tapmayın. Ahlaksızlık yapmayın. Onlar hırsızlık gelip yapmayın. Medine'ye o ahlaksızlığa, o paganizme, putperestliğe karşı çıkan insanlar Medine'ye sığındığı için bunlar onları da bastırmak üzere geliyorlar. Aynen. Yani bir gerekçe de yok. Bak zaten saldırı savaşlarının gerekçesi olmaz. Nasıl olmaz? Gerekçeyi kendisi uydurur. Yani meşru gerekçesi olmaz. Meşru gerekçesi olmaz. Gerekçeyi kendisi uydurur ve saldırmak İslam'a istediği karşı. Zaman saldırır. İslam'a karşı. Evet. Demin bahsettiğiniz o dergilerin yaptıklarıyla Mekkeli müşriklerin yaptıkları arasında fark yok. Aslında aynı, espri aynı. Aynı anlayıştır. Aynı anlayış, evet. Hepsi de maksat İslam'dır. Tevhid inancıdır. Allah'ın vahdaniyetine imandır. Ve Allah'ın dinine sarılmak isteyen bir kitlenin önüne geçmek istiyorlar. Yani bugün de baktığımız zaman sosyal medyada bakıyorum böyle. Ya dine niçin saldırıyor bu adamlar? Ve saldırdıkları insanlar kim? Ya dürüst insanlara saldırıyorlar. Ahlaklı insanlara saldırıyorlar. Dinin kendisine saldırıyorlar. Şimdi bütün bunlara baktığımızda gerçekten de saldırılan Müslümanlar ve İslam'dır. Saldıranlar ise Moğol istilasından tutun Haçlı seferlerine kadar. Almanya'nın Mayıs şehrinden kalk, bütün Avrupa'yı topla getir, Kudüs'e saldır. Ya saldıran kim? Yani Haçlı seferlerinin olu sebebi ne? Haçlı saldırganlığı. Yani tamamen bir saldırganlık, başka bir şey değil. Bugün de aynen devam ediyor hocam. Aynen devam ediyor. Bugünkü sosyal medyada da Müslümanlara saldıranlar aynı anlayışla saldırıyorlar. Hazreti Peygamber döneminde kitap bahsettiğimiz bu üç savaştan sonra Resulullah Mekke'ye geliyor. Hudeybiye yapıyor. Hudeybiye'de tamamen o toplumu bir sulh ve sükuna kavuşturuyor. Tam bir barışçı şey yani. İki tarafta sakinleşiyorlar ama bunlar rahat durmuyor. Yani müşrikler rahat durmuyorlar. Anlaşmayı bozuyorlar.
karşı saldırıya geçmeye tabii, hazırlanıyorlar evet. tekrar. Bunun üzerine Resulullah Mekke'yi fethediyor. Kimsenin burnu kanamıyor. Birkaç tane ferdi olarak. İşte savaş ahlakı deyince tam oraya girelim hocam. Değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum Mekke'nin fethinde? Birkaç kişi ölüyor. Üç kişi diyebiliyorum. Evet. O Halid bin Velid'in girdiği kapıdan birileri karşısına dikiliyor. Halid bin Velid de biraz sert komutan. Onlarla çarpışıyor ki Hazreti Peygamber'in şeyi var. Sakın kimseyi onlara öldürmeyin diye. Asla kılıç çekmeyin. Ama onlar kılıç çekince Halid bin Velid'e bu sefer o da kendini evet. korumak için. Evet. İşte evet. bu tarihi diziler bu noktaları ortaya koymaları gerekirken saldırganlığı bir yerde meşru gibi göstermeye çalışıyorlar veyahut da normalleştiriyorlar ve o da gençlerde böyle bir ayrı bir duygunun meydana gelmesine sebep oluyor. İşte bunun da önüne geçilmesi gerekir. Bunun da evet. durdurulması Sayın gerekir. Sayın hocam yani asıl şeylerde bu dizilerde de diğer eğitim evet. eylemlerinde de işlenmesi gereken şey şu. Müslümanlar oraya giderken din ve ahlak götürmeye çalışıyor. İşte bu hocam. Bunu yani bütün sulh ve sükun, götürüyorlar. Evet, evet. Selam götürüyor ya hocam. Aynen. Barış götürüyor, sulh götürüyor. Şimdi yani. Oraya giderken diyorlar ki kardeşim bakın biz size yeni bir din getirdik, bir ahlak getirdik, bir insani bir yapı getirdik. Gelin bizimle birlikte yaşayın, kardeş olalım. Ya gelin dine girin, ya, bizim ya, gibi yani bizim Müslüman olun. Kardeş ya, olun. Ya da kurallara uyun. Kurallara bizim, uyun. Tabi yani, bizimle beraber yaşamanın aynen. yollarını bulun. Bu kadar. Evet. Ama bunu da kabul etmediğin zaman o zaman orada bir zulüm var. Müslümanlar o zulmü de engellemekle görevlidir. Evet. Orada o krallarının, hakimlerinin uyguladıkları zulümden o masum kitleyi de kurtarmaya çalışıyor İslam. Ha, orada son noktadır. Sonra savaşırken bakın İslam'da müsle yapmak kesinlikle haram ve yasak kılınmıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam savaşta öldürdüğünüz kişinin sakın organlarına dokunmayın. Kulağını kesmeyin, burnunu kesmeyin, elini kesmeyin. Ki, öldükten ki sonra adetti o zaman. Evet. Ki o çağlarda adetti. Tabii. Her türlü zulümler i̇şte yapacağım. Hazreti Hamza'ya yapılan. Evet. O öyle öldürmeden önce işkence etmek yok. Evet. Yani öldüreceğiniz köpek bile olsa eziyet aynen. etmeyiniz şeyi var, buyruğu ve var açık öldükten yani. Sonra onun vücudu o İslam'ın düşmanı olmasına rağmen, İslam'a saldırmasına rağmen öldükten sonra vücudu kutsal sayılmış. Müslümanlara da çok zulmetmelerine rağmen. Buna yani, rağmen. Çok, buna vücudu rağmen. Kutsal sayılmıştır. Evet. Ve şimdi böyle bir savaş hukuku var. İkincisi savaş sırasında yaşlılara dokunmak yok, ibadethanelerinde olan din adamlarına dokunmak yok. Kadınlara dokunmak savaşa yok, katılmayanlara dokunmak yok. Dokunmak yok. Savaşa katılmayanlara dokunmak yok. Ağaçlara, hayvanlara, sivillere yani dokunmak asla yok. Evet, evet. Ve onların hukukunu korumak. Çevreye dokunma yok yani o ağaç evet. yapmayacaksınız, bütün çevreyi şey. Ateşe vermeyeceksiniz. Yani, bu bunlar o günkü çağların çok kullanılan kuralları yani birisi saldırdığı zaman talan ediyor topluca saldırıyor. Fesada veriyor. Yeni din gelmiş. Ayet var zaten evet. hocam. Yeni fesada din gelmiş. Yani. Allah yeni vahiy indirmiş. Bu vahiy çerçevesinde bir savaş hocam olmuş. Müthiş bir ahlak var orada yani. Evet. Çok evet. büyük bir ahlak evet. var. Yani savaşa giden ordu bile önüne çıkan hayvanlara sürüngenler de dahil görmesi durumunda zarar vermemek için elinden gelen şeyi gösteriyor, çabayı gösteriyor. Tabii, bu çok müthiş, büyük bir ahlak hocam ya. Büyük ben bir medeniyet. Ben geçenlerde de anlattım. Şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Hazreti Ali örneği. Evet. Hazreti Ali savaşta kılıcını kaldırıyor. Nasıl bir nefis eğitimi bu ya? Adama nasıl bir ruh eğitimi? Adama üzereyken adam Hazreti Ali'nin yüzüne tükürüyor. Mevlana bunu Mesnevi'de güzel anlattı. Evet. evet. Yüzüne tükürüyor. Hazreti Ali kılıcı yere çarpıyor. Evet. Diyor ki adam şaşırıyor ya Ali sen beni öldüreceksin diye yüzüne tükürdüm artık bu benim son şeyimdi intikamımdı sana karşı ama sen niye beni öldürmedin deyince diyor ki sen yüzüme tükürünceye kadar seni Allah rızası için öldürecektim. Yani savaştığın için. İslam'a karşı olduğun için. Şimdi yüzüme tükürünce seni kendi nefsim için öldüreceğim. Bana hakaret ettin diye öldüreceğim ve o zaman günaha girerdim diyor. Ya bu incelik, bu hassasiyeti yani 50 bin mi Hiroşima'da kaç bin insan öldü? Ya. 400 bin mi? Yani, çok yüksek hocam. Yani o kadar insanı o Enola Gay diye bir savaş evet. şey bir uçak evet. vardı. O bombayı atan o şeyin pilotun uçurduğu uçak. Şimdi ya bu kadar sivil insanı, çevreyi tahrip edebilmek nasıl insanın şeyine yapıyor, yakışıyor. Şimdi şu anda Rusya'nın
şeyde yaptığı da bundan farklı maalesef, değil. Maalesef. Yani orada o kadar suçsuz, masum, hiç haberi olmayan, hatta kaçacak gücü olmayan, yaşlı, hasta, yorgun insanları öldürebiliyorsun. Evet. Şimdi böyle bir savaş hukuku İslam'da yok. İslam'da gidip de bir yeri bombala, oradaki insanları suçlu suçsuz diye ayırmadan kimyasal öldür. Silah kullan. Yani. Kimyasal silah kullanıyor. Evet. Bütün herkes maalesef gidiyor. Yani çevre de dahil, bitkiler, hayvanlar da dahil. Hiçbir ahlak yok hocam. Hiçbir ahlaki sınır tanımıyor böyle bir savaş i̇şte bu, mantığında. Burada bir medeniyet sorunu işte evet, burada başlıyor. İşte Hazreti Ali'nin o tipi, o anlayışı Resulullah'ın inşa ettiği insan tipi. Evet, evet. Evet. Medine o. Bu şey de, o rakamları da ben hatırlatayım. Hiroşima'da 140 bin yaklaşık. O da doğrudan bombalamayla ölenlerin sayısı. Daha sonra hastalanan, sakat kalan, yıllarca uzun yıllarca sakat kalan. Tabii. Evet. Veya şeyde de Nagasaki'de yanlış hatırlamıyorsam 80 bin civarında ölüm var. Çok yüksek bir rakam. Dahası dediğim gibi devamı var onun. Yani daha sonra hastalıklar devam ediyor. Tabii, tabii. Çevre çok ciddi anlamda bozuluyor. Çevreye zarar veriyor çünkü bütünüyle. Dolayısıyla Müslümanların savaşta bunu yapması mümkün değil. Medine'de Hazreti Peygamber'in kurduğu düzende bu zaten söz konusu olmamıştır hiç. Daha sonraki süreçlerde de Müslümanların siyasi anlamda en olumsuz oldukları dönemde bile bunlar olmamıştır. Bunlara riayet etmişler. Sayın hocam, asla bak, yani. Osmanlı'nın duraklamasına sebep olan 2. Viyana kuşatması değil mi? Evet. Merzifonlu niye? Ya hocam çok niye, dikkat niye etmişler. Diyor ki ya ben diyor bu güzel şehri diyor toplarla yıkamam. Yıkamam diyor. Bakın müthiş bir incelik, bir anlayış var. Ya birkaç top atsa şehri alacak. Hocam ya, şey ama şehrin güzelliğini, bahçelerini tahrip etmek istemiyor adam. Evliya Çelebi de bunları çok güzel anlatır Seyahatname'de. Evet. Hocam siz de hatırlayacaksınız. Çünkü ikinizin de şeyi var, bu konuya ilgisi var. Gezerken hocam mesela Almanya sınırlarına İşte girdiklerinde o işte şeyin çevresinde işte Viyana'nın vesaire askerlerle konuşuyor. Orada bazı sanat eserleri görüyor. Müslümanlar zaten dikkat ediyor ama Evliya Çelebi diyor ki aman aman yiğit askerler, yiğit erler diyor. Şuna dokunmayın, şu yapıya bir zarar vermeyin. Ağaçta mesela bir kitabe görüyor, aman buna zarar vermeyin. Onu kendisi hemen alıyor, yazıyor, i̇şte kopyalıyor. Bu hassasiyeti, bu inceliği. Bu müthiş bir şey hocam ya. Bu, ama bu daha inceliği çok Suriye'de konuştuk. Kaybetti bu Müslümanlar. Evet. Müslümanlar mı demeyelim onu da, Müslümanlar dememek lazım. Yani yine küresel emperyalist güçlerin yönetiminde maalesef oluyor ama, bunlar. Ama, bir de, yok, ama işte Müslümanlar rol oynuyor. Evet, da var. Alet olanlar var tabii. Bizim güneyimizde işlenen şeyleri görüyoruz işte. Maalesef. Yani PKK'nın ve diğerlerinin yaptığı daha şeyleri böyle. Işte, yani hiç suçsuz o genç çocukları nasıl öldürüyorsunuz siz? Ne için öldürüyorsunuz? Amacınız ne? Yapacağınız bir davanız varsa gelin burada. Zaten partiniz var, zaten ekibiniz var. Gelin burada anlatın, yüksek sesle söyleyin. Televizyon kanallarınız var. Yazık değil mi o gencin kanına kıyıyorsunuz? Yani her gün bir genç insan ölüyor. Evet, evet. Şimdi bunlar... Bu şuuru yani medeniyet şuurunu yitirmiş olmayacak olmanın şey, kabul edilemeyecek bir şey. İslam'la dinle bağıntıları koparmış sadece olmanın sadece Suriye'de değil yani eseridir, neticesidir. Irak'ta da oldu, Afganistan'da da yaşadık işte. Hocam şeyde yani işte o özellikle evet, maalesef bakın yani. DAEŞ ortaya çıktığı evet, zaman ben bir televizyon kanalında bu konuları işte Suriye'nin olaylarını vesaireye konuşurken DAEŞ'i gündeme getirdiler. Ben başka düşünceye sahip arkadaşlar da vardı orada. Şunu söyledim ki bakın DAEŞ Müslüman bir yapı değildir. Olur mu dediler. Sakalları şu kadar, sarıkları böyle dedim. Hiçbir bu örgütün İslam'la, Müslümanlarla ilgisi yok. Bu tamamen İngiltere'nin, İsrail ve Amerika üçlüsünün ortaya çıkardığı, kurduğu bir kuruluştur. Bu 2013'te ben söyledim bunu. Çok kimse beni kınadı. Hatta bu biraz da dindar camiadan saldırılar bile geldi. Yani onları Müslüman sayanlar evet, vardı. Yani onlar tabii, ya, mücahit sakallı, kabul edenler mücahit vardı. Bunlar diyenler ama vardı. Ama hocam stüdyo ortamında bakın şeyde değil, bir çöl ortamı yaptılar ve stüdyo ortamında adam kestiler. Evet, evet, evet. Yani bunu da şey aldılar, filme aldılar ve dünyaya gösterdiler. İşte Müslümanlar böyle saldırgan. Sonunda ortaya çıktı. DAEŞ'in tamamen bir İngiltere projesi olduğu, Amerika'nın oyuncağı olduğu her şeyle ortaya çıktı. Sadece DAEŞ değil tabii, kaç tane örgüt var saymakla. Aynen, yani El-Kaide'nin ilişkileri, Boko Haram'ın yaptıkları. Aynen, aynen. Maalesef hocam maalesef, zamanımız doldu. Şimdi güzel gidiyoruz.
Hocam da güzel sohbet ediyor. Medine'yi anlatacak. Daha konuşacağız. Anlatıyoruz. Daha işte anlatıyoruz, konuşacağız. Bitmedi evet, hocam. Evet. Konu bitmiyor. Yani güzel, hakikaten çok iyi bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl geçtiğini bilmiyoruz hocam. İşte devleti zaman... anlatacağım hocam. Medine devletinin ortaya çıkışını evet, anlatacak. Anlatacağız hocam. Tamam. İnşallah anlatacağız. İnşallah. Hocam şimdi kendini bağlamamızdan korkuyor hocam. Evet. Bugün kurtulmak istiyor. Bir kere daha bize lütfedeceksin. Hocam devleti anlatmaya gelirim. Bir bugün kere kurtulmak daha. Hay, bundan sonra bir hafta daha özellikle evet, hem devleti evet, anlat tamam, hocam, hem de şeyi konuşalım. Veda hutbesindeki şeyleri konuşalım. Tamam, önümüzdeki İnşallah, programda da onları konuşalım. Yani ben bunun böyle biteceğini planladım. Az çok böyle düşünüyordum gerçekten. Öyle tamam, de oldu. Güzel oldu. Haftaya da inşallah devam edeceğiz. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Bekir hocam çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ediyoruz. Değerli izleyenler, haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.